Dünyanın kim tarafından ve nasıl yaratıldığı Mısırlılar için sürekli merak konusu olmuştur. Üç evren tasarımı, üç antik kentin Heliopolis, Hermopolis ve Memphis gelenekleri temel alınarak ortaya koyulmuştur. Videomuza başlarken antik Mısırlıların evren hakkındaki düşüncelerini anlamak için oldukça önemli rol oynayan belgeleri detaylı bir şekilde incelememiz gerekiyor. 4300 yıl önce başkent Memphis'te hanedan mezarlığının bulunduğu Sakkara'daki Kral Venüs piramidinin giriş kısmına ve Sanduka odasındaki sütunlara hiyeroglifler kazınmıştır. Amaç, kralın öldükten sonra güneş tanrısının yanında olabilmesini sağlamaktır. Eski krallığın sonraki hükümdarları da bu geleneği devam ettirmişler. Piramit metinleri olarak bilinen bu yazıtlar, bize Mısırlıların inançları etrafında şekillenmiş karmaşık imgelemeleri değerlendirme olanağı tanıyor. Bunlar aynı zamanda dini inançlar konusundaki ilk derlemeler olarak kabul edilmiş. Mısır uygarlığının Orta Krallık olarak adlandırılan bir sonraki önemli evresinde hanedan mensuplarının öldükten sonraki statülerini görmekteyiz. Onların tabutları Anubis ve Osiris'ten söz eden yazıtlarla, Horus'un gözü tılsımıyla, lüks eşyalarla, temel gıdalarla, özenle yazılmış yüzlerce yazıtla ve öbür dünyaya ait haritalarla donatılmış muhteşem sandukalardan oluşmaktaydı. Tüm bunlar kaos güçlerini etkisiz kılmak ve kişinin ruhunu güneş tanrısının himayesine katmak içindi. Bu dağınık piramit ve sanduka metinleri arasında Heliopolisli yaratıcı tanrı hakkındaki mite dair önemli açıklamalar bulunuyor. British Museum'da bulunan M.Ö. 3. yüzyılın başlarında tarihlenen bir papirüsteki resimli anlatımlar yaratıcı tanrının yaşamı nasıl geliştirdiğini gösteriyor. Memphis'in tanrısı Ptah'ın yaratılışı gerçekleştirdiğine dair metafiziksel açıklamaların günümüze kadar gelmesi, başkenti Sudan'daki Gebel Barkal yakınlarında bulunan ve yayılmacı bir politikaya sahip olan Nübi Hanedanlığı Krallığından Kral Şabaka'ya borçluyuz. Şabaka, Selefi Piye'nin Memphis'i işgalinin ardından tahta geçmiştir ve daha uzun süre tahta kalmıştır. Ptah tapınağına düzenlediği bir ziyarette Kral Şabaka, Tanrı Horus'un Mısır tahtını ele geçirmesi ve yaratıcı tanrı hakkındaki Memphis mitinin drama versiyonunun yazıldığı papirüsün kurtlar tarafından kemirilip yok edilmesini görünce dehşete kapılır. Bunun üzerine papirüsün sağlam kalan kısımlarının derhal siyah granit bir levhaya oyulmasını emreder. Ne var ki onun din için iyi bir şeyler yapma emeli gölgelenmiştir. Şabaka taşının merkezinde bulunan derin oyuk ve bu merkezden dışarıya doğru uzanan kanallar, onun British Müzesi himayesine alınmadan önce bir değirmen taşı olarak kullanıldığını gösteriyor. Memphis teolojisinin aslen hangi tarihe uzandığı konusunda çalışan ilk uzmanlar, metnin dilinin bir eski krallık prototipine işaret ettiğine inanmışlar. Ptah'ın sıfatları ve düşünce yapısı üzerine yapılan daha detaylı incelemeler, bu kayda değer mit için M.Ö. 3. bin yıla dayandırılan tarihin reddedilmesine, Ramses döneminin ya da daha sonraki bir dönemin kabul edilmesine yol açmıştır. Amon'u Hermopolis'in yaratıcı tanrısı olarak kabul etmemize en önemli kanıt, onun şahsına münhasır yaratıcı rolüne vurgu yapan ilahi metiyelerden oluşan Laiden papirüsünde yatmaktadır. Buna ek olarak, Deyrül Bahri ve Luxor'da bulunan yeni krallık dönemine ait tapınaklar, Amon'un geleceğin kralının babası olmak için Mısır kraliçesiyle birlikte olabilmek amacıyla gökyüzündeki gizemli hudutlarını terk ettiğini ortaya koymaktadır. Sonuç olarak rahiplerin heykeltıraşlara anlaşılmaz ve muammalı kompozisyonlar sunduğu Greko-Romen çağda Esna ve Edfu tapınaklarında olduğu gibi tapınak düzenlemelerinde son yüzyıllar yaşanmıştır. Hiyeroglifler ince göndermeler bakımından yaratıcı ve zengin yaratılış hikayeleri muhafaza etmekle birlikte evrene dair açıklamalar bakımından yönlerini kaybetmiş görünüyorlar. Kahire'nin kuzeydoğusundaki kenar mahallelerin aşağısında bir zamanlar Mısır'ın en eski ve önde gelen tapınaklarından sayılan Yunu harabeleri bulunmaktadır. Burası Heliopolis ya da tapınakların ilk kez ibadete açılmasından 2000 yıl sonra M.Ö. 5. yüzyılda şehri ziyaret eden Yunan tarihçi Herodot'un tanımıyla Güneş Şehri olarak bilinmekteydi. Aşağı ve yukarı Mısır'ın birleştiği tarihte dönemin entelektüelleri burada evrenin doğuşuyla ilgili bir teori geliştirmeye başlamışlar ve elde ettikleri önemli verileri 5. ve 6. hanedanlık dönemine ait piramit metinlerine kaydetmişler. Bilinen haliyle evrenin oluşmasından önce karanlıkta dingin sulardan oluşan engin bir okyanus vardı. Bu, Nu veya Nun diye adlandırılan kadim varlık olarak tasavvur edilmişti. Onuruna hiçbir tapınak inşa edilmemekle birlikte, Nu birçok kült tapınağında yaratılıştan önceki yokluğu sembolize eden kutsal gölge şeklinde tasvir edilmiştir. Aslında söz konusu suların hiçbir zaman yok olmadığı, güneşi, ayı, yıldızları, yer küreği ve yeraltı dünyasının sınırlarını çevrelediği düşünülmektedir.
Mısırlıların zihninde bu suyun gökyüzünü delip yer küreyi sular altında bırakacağı korkusu hep var olmuştur. Bu korku şöyle anlatılmaktadır. Dağlar şehirlere, şehirler dağlara dönüşecek. Evler birbirlerini yıkacak. Bu tanrıların alacakaranlığı dedikleri şeydi. Gerçekleştiğinde her şey yok olacak. Sadece tanrı Atum ve Osiris, insanoğlunun bilmediği ve diğer tanrıların görmediği yılanlar formunda bu yıkımdan kurtulacaklar. Heliopolis'in efendisi ve göğün hudutlarının efendisi Atum, Demiorgos yani evrenin yaratıcısı olarak Nu'dan doğmuş ve evreni oluşturan elementleri yaratmıştır. Güneş tanrısı olarak kendi kendini var etmiş ve Nil baskınından sonra ortaya çıkan adayla kıyıların görüntüsünü anımsatan yüksekçe bir tepenin üzerine oturmuştur. Bu kadim tepe, güneş tanrısını taşımak üzere yükselen piramit şeklindeki Benben olarak tasvir edilmiştir. Atomun taşlaşmış spermi olabileceği düşünülen asıl taş kalıtlarının Heliopolis'teki Benben'in konağında olduğu ileri sürülmektedir. Atom isminin altında yatan anlam bütünselliktir. Bundan dolayı Atom, güneş tanrısı olarak üstün varlık ve doğadaki güçlerle elementlerin en mükemmel örneği anlamına gelen Monad ismiyle adlandırılır. Bu nedenledir ki Atum, vücuda gelecek diğer tüm tanrıların da varoluş güçlerini bünyesinde taşımaktadır. Mısırlıların düşünce sisteminde bütünsellik, mevcudiyeti sonsuzluğa vardırma ya da yıkıcı anlamda düşmanı ateşe atma gibi düşüncelerde olduğu gibi olumlu bir güce sahiptir. Monad'ın içerdiği bu ikilik, gelecekte Isis gibi bir yapıcı tanrıçanın yanında Set gibi bir kaos ve karmaşa tanrısının da doğuşuna izin verecektir. Peki bir eril güç nasıl olur da nesline tek başına hayat verebilirdi? Atum'un yaşam bahşeden özünden bir tanrı ve tanrıçayı nasıl yarattığına dair iki teori vardır. Piramit metinlerinde Atum'un Heliopolis'te mastürbasyon yaptığı belirtilir. Erkeklik organını eline alan Atum, spermlerinden ikiz tanrılar olan Shu ve Tefnut'u yarattı. Bu açık tasvir, ancak ve ancak Atum'un tüm kozmik güçleri ve tanrısal varlıkların prototipini bünyesinde barındırdığını göz önünde bulundurduğumuz sürece bir anlam ifade eder. Aksi takdirde güneş tanrısının orgazmını tasvir eden bu resim, gizemli ve görkemli bir yaratılışı akla getirmek yerine oldukça kaba bir karikatür olarak kalırdı. Bununla birlikte aynı metnin 600. mısrasında benzer gövdelere sahip kelimelerin ses benzerliklerine dayanan rahipler, Atum'un çocuklarının doğumu üzerine farklı bir fikir ortaya atmışlardır. British Müzesi'nde bulunan bir papirüste örneklendirildiği gibi kelime oyunları yapmak eski Mısır'da özellikle rüyaların yorumlamasında önemli bir yöntemdi. Rüyada büyük bir kedi görmek hasatta verimlilik olarak yorumlanmaktaydı. Zira bu iki söz grubu da birbirine oldukça benzeyen telaffuz ya da hecelere sahipti. Dolayısıyla Mısırlıların mizah anlayışının o vakitlere pek yaygın olup bugün göz ardı edildiğini kabul ederken yaratılış destanlarındaki kelime oyunlarını da entelektüel fikirlerini yayma ve İfade becerisindeki güçlüklerinin ya da alaycılıktan kaynaklanan sıkıntıların üzerini örtme çabası olarak görmeliyiz. Atum'dan Shu'yu kusan ve Tefnut'u tüküren tanrı olarak bahsedilmektedir. Shu'nun etkisiz veya boş köklerinden türeyen ismi, yapısal olarak hapşırmak veya tükürükle saçmak anlamına gelen yişiş kelimesine benzemektedir. Ve Shu, Atum'un mukusundan meydana gelmiştir. Tefnut'a gelince kelime anlamına dair kesin bir fikir olmamakla birlikte, bu sözcüğün anlamı çoğu kez çiğ ya da havadaki nem olarak düşünülmüştür. Atum'un yarattığı ilk tanrılar olan Shu ile Tefnut, Tutankamon'un fil dişi tacında olduğu gibi aslanlar şeklinde tasvir edilebilir. Ölüler kitabında yer alan kısa bir hikayede isimlerinin hiyeroglif temsili olan deve kuşu tüyünden sorgucunu takmış bir şekilde Shu, eşi yeryüzü tanrısı Geb'in yanına uzanmış olan gökyüzü tanrıçası Nut'un bedenine kollarıyla destek olmaktadır. Evrenin doğuşuna dair Heliopolis anlatısında Shu'nun rolü gizlenmiş gibi görünüyor. Kuşkusuz bunun nedeni onun güneşten gelen güçlü bir öze sahip oluşunun güneş tanrısı sanılmasını engellemektedir. O, güneş ışınlarının yayıldığı hava kavramını içermektedir. Bu kavram Firavun Akhenaton tarafından M.Ö. 14. yüzyılda 20 yıldan az süre boyunca en önemli güneş tanrısı sayılan Aton onuruna kullanılmıştır. Shu ve Tefnut doğal yollarla Geb ve Nut'u doğurmuştur. Hint-Avrupa mitolojisinin aksine Mısırlılar yeryüzünü erkek, gökyüzünü ise dişi olarak kabul etmişlerdir. Yeryüzü tanrısı Geb, Mısır ülkesi olarak kişiselleştirilmiş ve tahta olan Firavun, insanlarla Geb arasındaki aracı sayılmıştır. Geçen hafta Mısır mitolojisine yaratılış konusundan giriş yapmıştık. Diğer bölümlere geçmeden önce Mısır mitolojisindeki aile ağacına bir göz atmamız gerekiyor. Bunun için güzel bir infografikten yararlanacağız.
Mısır oldukça eski bir uygarlık olduğu için bu aile ağacı tam bir kesinlik içermiyor. Çünkü anlatılar zaman içerisinde birçok değişikliğe uğramış. Biz şimdi günümüzdeki haline bir bakalım. İnfografikteki beyaz oklar çocukları ifade ediyor, mavi şeritler evlilik, sarı şeritler aralarında bir çeşit ilişki olduğunu ifade ediyor. Yeşil şerit sadece iki kişi arasında var, Set ve Horus arasındaki özel durum. Sarı oklar da ilkin tanrıları meydana getiren Nun'dan yola çıkıyor. Nun bir kişiden çok bir yer, ancak bazen de bir kişi. Çoğu antik Mısır yapımı efsaneler ilk tanrının karmaşık bir sulu cehennemden geldiğini ve hikayeye göre Nun ya sulu cehennemde yaşıyor ya da yaşamış. Aynı zamanda Hermopolis'ten gelen daha tuhaf bir efsane var. Nun ve eşi yılan tanrılardan ilk ortaya çıkıp içinde Ra olan yumurtayı yapan iki tanesiymiş. Hemen altında Apep var. Bunlar bağımsız mitolojik canlılar, oğul veya tanrı değiller. Mısır inancına göre evrenin oluşması için onun yenilmesi gerekiyormuş. Apep kötü olan her şey için öyle ya da böyle suçlanan devasa bir yılan. Fırtınalar, kıtlıklar, istilalar, depremler, her şey onun yüzünden olurmuş. Günlerinin çoğunu Ra'nın gemisindeki tanrılara saldırarak geçirir ve geceleri yeraltı dünyasında parçalara ayrılırmış. Aten hayatının çoğunda güneşin idolleşmiş bir versiyonu olmuş ve Ra'nın bir versiyonu olarak görülmüş. Ama bu Firavun'un yeni unvanını almak için oldukça hırslı olan 4. Amonhotep'in adlandırılmasından önceymiş. Amonhotep kendini Akhenaten olarak adlandırmış. Aten'i tek gerçek tanrı olarak ilan etmiş. Akhenaton kendisinden önce oldukça güçlü olan Amon inancını ortadan kaldıran radikal bir firavun. Tarihin seyrinde önemli bir yeri var. Bununla ilgili ayrıca bir video düşünüyorum. Ra hem ilk tanrı hem de tanrıların ilk firavunudur. Bu da insan firavunun tek modeli olmasını anlamlı kılıyor. Güneşi gün boyunca gökyüzünde, geceleri de yeraltı dünyasında sürüp, kaos güçleri tarafından gelen saldırıları durmadan savuştururmuş. Atum genellikle taht üzerinde bazen de bir koç kafasıyla, bazen asasına dayanan yaşlı bir adam olarak tasvir edilir. Bir çeşit asıl yaratıcı tanrıdır. Ama birkaç bin yıl sonra Ra ile, Ra da Amun'la değiştirilmiştir. Eski zamanlarda Atum'un kendi yarattığı ve sonra tanrıların sonraki jenerasyonunu ya tükürerek ya da elinde tuttuğu kutsal kadın yaratma özüyle kutsal erkek yaratma özünü birleştirerek yarattığı söylenir. Amun, Teps tanrılarının patronu olarak başladı ve Teps Mısır için önemli hale geldikçe Amun da önemli hale geldi. Ta ki Ra ile kutsalın kendisi olan büyük kral tanrı olarak birleşip Amon Ra olana kadar. O kendisini önce yaratıp sonra da her şeyi yarattığı için bir noktada geçmişe dönük olarak yeterince önemli sayılıyor. Mut, Teps'teki halka göre Amon'un karısı ve diğer tüm tanrıların anası. Aslen Amon'un Amonet adında başka bir karısı vardı ama bu basitçe Bayan Amun demekti. Yani muhtemelen bir vekildi. Sadakat, çocuk doğumu ve annelikle ilgilenirmiş. Hathor, Atum'un eli. İnsan olan Firavun'un ruhani annesiydi ve karısı da onun baş rahibesiydi. Yani düşününce kralın karısı ve ruhani annesiydi. Aynı zamanda sanatın ve sarhoşluğun baş tanrıçasıydı. Sekhmet, savaşın ve şiddetin ateş püsküren aslan kafalı tanrıçasıydı. Bu yüzden Mısır'da ibadetlerin çoğu onu uzak tutmak için yapılırdı. İnsanoğlunun düşüşünde büyük rol oynuyor ki bu hikayede insanoğlunun Ra'ya karşı ayaklanması ve Ra'nın da hepsini mahvetmesi için Sekhmet'i yollaması, ancak Sekhmet'in olayı çok ileri götürüp kimseyi öldürmekten geri kalmaması ve yarattığı kan okyanusunda gezinmesini anlatır. Bu yüzden de Ra kırmızıya boyanmış binlerce fıçı alınmasını ve yere dökülmesini emreder ve kana doymayan Sekhmet o kadar sarhoş olur ki insan ırkını yok etmeyi bitiremez. Bastet, hamile kadınlarla, genç firavunlarla ilgilenen ve yeraltı dünyasında ölü insanlara rehberlik eden anaç bir tanrıçaydı. Müzede mumyalanmış bir kedi görürseniz muhtemelen bu onunla ilgilidir. Maat, kutsal adalet ve kanun tanrıçasıydı. Bundan da önemlisi o ve adını aldığı konsept, evrenin doğru düzeni olan gerçek, adalet, sağlık, refah, uyum ve genel iyiliğin temsilcisi olmuştu. Bazen ölünün kalbini tüyle tartıp yargılayan biri olarak tasvir edilir. Eğer kalbi hafifse, ölü olan Osiris'in kutsanmış diyarına gider. Eğer kalbi daha ağırsa, o kişi varlığı sona erene dek bir canavar tarafından yenilir. Şu, dünya, atmosfer ve gökyüzü arasında olup, aşağı yukarı boşluk olarak tasvir edilen tanrıydı.
Bir noktada çocuklarının birbirlerine aşık olduğunu fark eder. Bundan öylesine nefret eder ki onları zorla ayırır. Geb'i aşağıda ve Nut'u yukarıda tutar. Bu yüzden biz de dünya ve gökyüzü arasındaki yerde kendimizi buluruz ve bunun çok fazla muhteşem resmiyle karşı karşıya kalırız. Bilirsiniz, bu gördüğümüz ensest ilişkiyi onaylamayan ilk tanrı. Tefnut hakkında tek bildiğimiz Shu'nun dişi aslan başlı eşi olması ki bu oldukça şaşırtıcı çünkü görünüşe göre bir zamanlar oldukça büyük bir olaymış. Konsu'nun çizimindeki saçlarının at kuyruğunu fark etmişsinizdir. Buna gençlik zülüfü deniyor ve antik Mısır sanatında gençliği vurguluyor. Konsu aslen diğer tanrıların güçlerini onların organlarını yiyerek absorbe eden cani ve yamyam bir tanrıydı. Ama birkaç yıl sonunda daha çok o zamanın yumuşak tanrısına dönüşüp ölçü ve refah getirmiştir. Ptah, saf hallerinde ilkel kalıcılık ve madde ve şeklin yaratıcı tanrısı. Menfis'in en yüce tanrısıydı ve kendini zamanın başlangıcında hiçlikten yarattı. Sonra da diğer tanrıları yaratmak için onların adından bahsetti. Eğer bu kulağa tanıdık geliyorsa, bu bölümdeki tanrıların bir şehrin yaratıcıları ya da başları olmalarındandır. Kadeş, Mısır ağacına eklenmiş ve oldukça popüler olmuş Kenanlı seks tanrısı. Genellikle bir elinde lotus çiçekleri, diğerinde de yılanla tasvir edilir. Ve genellikle burada çizilenden çok daha çekingendir. Resep, salgın ve savaşın Kenanlı tanrısıdır. Kadeş gibi Mısır tanrılarına sonradan katılmıştır. Taveret, hipopotamusa benzeyen bir tanrıçadır. Gerçek bir hipopotamus gibi çocuklarını korumada tamamen vahşidir. Ayrıca sıklıkla aslan pençeleri, timsah kuyruğu ve sarkık göğüslerle tasvir edilir. Bes ilginç olanlardan biri. Antik Mısır'daki ilahların çoğu genç, güzel ve yan profilden çizilirken Bes çoğunlukla sakallı, şişman ve ufak bir adamın önden portresi gibidir. Şeytanlardan korkan önemsiz bir karakter olarak başlamış olsa da birkaç bin yıl sonra evlerin koruyucusu ve eğlencenin tanrısı olarak bolca konuşulmuştur. İmhotep tanrılaştırılmış bir insandır. Asıl tarihi İmhotep M.Ö. 3. milenyumda yaşamış ve Firavun'un bir danışmanı, Ptah'ın bir peygamberi ve ilk piramidin mimarıdır. Ve tıpta göstermiş olduğu dahiliğiyle halkın aklında diğer efsanelerle birleşmiş ve tıp ve iyileştirici tanrısı olarak yer etmiştir. Nefertem, güzelliğin ve güzel kokunun tanrısıdır. Lotus çiçeğinden doğmuştur ve genellikle kafasında bir lotus çiçeğiyle tasvir edilir. Geb, dünya tanrısıdır ya da kaynağa göre dünyanın kendisidir. Nut, gökyüzü tanrısı ya da gökyüzünün kendisi. Anlatıya göre her gece güneşi yutar ve her sabahta onu yeniden doğururmuş. Babi, az bilinen bir şebek tanrı. Hemen hemen her Mısırlının şebekleri ölmüş ataları olarak düşündükleri bir dönem olmuş. Bu yüzden Babi, ölümden sonraki yaşamla ilişkilendirilmiş. Min, erkek üremesinin tanrısı. Antik Mısır insanları bazen randevu akşamları için onun antik Mısırlı kolyelerini takarlardı. Bilge, büyülü ve sıra dışı bir biçimde kurnaz olmasıyla Isis, tüm tanrıların içinde en önemli olan tanrıça. Kadınlığın Mısır idealini temsil ediyor. Osiris'in karısı ve Horus'un annesi. Bu da onu tüm firavunların sembolik annesi yapıyor. Adı taht demek ve sıklıkla başının üzerinde bir tahtla temsil ediliyor. Osiris krallığını Shu'dan alan Geb'den almıştır ve o da ilk tanrıdan almıştır. Ama çok yaşamamıştır çünkü kardeşi Set onu öldürür ve parçalara ayırır ve parçalarını da Mısır'a dağıtır. Ve Osiris'in çocuğu olmadığı için bu da Set'i firavun yapmıştır. Bu sırada Isis de çok üzülerek Osiris'in parçalarını toplayıp onu hamile bırakacak kadar diriltmek için büyüsünü kullanmıştır. Ama bu büyü o kadar uzun sürmüş ki bu sefer de kalan zamanını yeraltı dünyasında ölümden sonraki yaşamının baş tanrısı olarak geçirmek için ölmüş. Neftis, Set'in herkesin ona sırt çevirdiği anda ona sırtını çeviren karısıdır. Set, güçlü, savaşçı, çabuk öfkelenen, kaba biriydi ve suçun, hastalığın, fırtınanın, kuraklığın, salgının ve yabancı toprakların tanrısıydı. Mısırlılar, inatçılığın, içe kapanıklığın ya da bencilliğin düşkünü değillerdi. Ancak bu özelliklerinde hepsi Set'te mevcuttu. Ama tüm bunlar için firavun olarak geçirdiği zamanlarda bölgesini korumada iyi iş çıkarmış. Horus, tanrıların egemen firavunudur. Her insan firavun, onun vücut bulmuş halidir. Hikaye annesinin ona
ölü Osiris'ten hamile kalmasıyla devam eder ve amcası Set zorla aldığı tahta otururken doğup gizlice büyütülmüştür. Yeterince büyüdüğünde Set'e karşı gelmiş ve krallığını istemiştir. Set, Horus'un genç ve tecrübesiz olduğunu düşünmüş ve onu Set'ten daha iyi olduğunu belirtecek bir dizi yarışmadan geçirerek lider olabileceğini ispatlamasını istemiş. Anubis, mumyalamada ve balmlamanın oldukça yakışıklı tanrısıdır ve Osiris tarafından bu role getirilmeden çok önce ona tapılmıştır. Mısır M.Ö. 250 ile 300 yıllarında Yunan firavunlar tarafından yönetilirken Anubis, Hermanubis olmak için Hermes'le birleşmiştir. Apis, güç ve kudret tanrısıdır ve Ptah'ın oğlu ya da elçisidir. Memphis'te Apis'i temsil etmek için gerçek siyah bir boğa kullanmışlar. Ve bu boğa, alnında beyaz üçgen var mı, arkasındaki lekeleri kanada benziyor mu ve dilinin altında böcek büyüklüğünde toprak var mı gibi sorularla seçilmiş. Bir boğa bu sorulara cevap verirse, 25 yaşına kadar hayatını lüks içinde ineklerle dolu özel bir otlakta geçirir ve öldüğünde devasa bir cenaze töreni düzenlenir. Kepri, doğan güneşin tanrısıymış ve gübre topu büyüklüğünde böcek sürüleriyle gökyüzünde gezermiş. Genellikle kafası böcek olarak tasvir edilir. Hapi çoğunlukla çok fazla bitki ve yiyecek taşıyan sarkık memeli, şişman mavi bir adam olarak tasvir edilir. Nil'deki yıllık sellere sebep olan tanrıdır. Bu sandığımızdan da büyük bir olay çünkü bölgenin tarımı için bunun büyük bir önemi vardı. Tot ayın tanrısıdır ve tüm takvimler aya dayanılarak yazıldığı için aynı zamanda yazının, matematiğin, kayıt tutmanın, yazmanın ve bilgeliğin tanrısıdır. Sesat, adı çekici dişi anlamına gelen leopar derili, yazmakla ilgili hemen hemen her şeyin tanrısı. Nait, Nun'un bir çeşit dişi kopyasıydı. Bazen her şeyi onun başlattığı söylenir. Ancak güneş tanrıları kadar değil. Aynı zamanda doğumun kendisini ve dokumayı icat etmiştir. Ki bu da mumyalamayı mümkün kılmıştır. Aynı zamanda oklar ve yaylarla da ilişkilendirilmiş. Kunum, çömlekçi çarkında insan olduğunu yaratan, ustalığın, suyun ve toprağın koçbaşlı tanrısıdır. Satet, Nil Nehri'nin taşmasında rol üstlenen birkaç tanrıdan biriydi ki bu da Mısır tarımı için oldukça önemli. Vediyet, aşağı Mısır'ın tanrıçası ve koruyucusuydu. Nekbet, Vediyet'in yukarı Mısır'daki karşılığı. Serket, hayranlarını zehirden koruyan iyileştirici tanrı. Genellikle bacaksız, pençesiz, başında iğnesiz bir akreple tasvir edilen bir kadın. Anuket de tıpkı Satet gibi Nil'in bir tanrıçasıdır. Oldukça modern baş süsü takar. İşte hepsi bu kadar. Her ne kadar bu görselde yer almayan yaklaşık 95 tane tanrı, tanrıça ve mitolojik figür olsa da bu liste bize önemlerine göre Mısır tanrılarının soy ağacı hakkında genel bir fikir veriyor. Firavun'un meşru yollardan Mısır tahtına geçmesi, muhtemelen önceki kralla birlikte saltanatı sağlamlaştırma sürecini de kapsaması bakımından bir yandan pratik bir olguyken, diğer yandan mitolojik geleneğin kutsallaştırıldığı bir olaydı. Yönetici sınıfının temel dogmasına göre Firavun, gök tanrı Horus'un yeryüzündeki tezahürüydü. Bu nedenle krallığın Isis'in entrikaları sonucu Osiris'ten oğlu Horus'a geçmesini anlatan mit, Antik Mısır'daki hükümdarın statüsü ve gücünü anlamak için son derece önemlidir. Bu bölümde söz konusu miti inceleyeceğiz. Krallık mitini bir araya getirmemizi sağlayan kaynaklar, gerek içerik gerekse tarih bakımından çeşitlilik gösteriyor. Osiris'in yeraltı dünyasının kralı olmak için Mısır'dan ayrılmadan önce Mısır kralı olması konusunu incelerken, piramit metinlerine Orta Krallık dönemindeki saray mensuplarının tabutları üzerindeki yazılara ve Louvre Müzesi'nde bulunan Amenos steline odaklanmak gerek. Antik Mısır kaynakları, Osiris'in öldürülmesi ve Set'in tahtı gasp etmesi hususunda açık bir şekilde sessiz kalıyor. Ama bu konuda Berlin Müzesi'ndeki İkernoftet dikili taşı ve Isis'in ızdırabı ile ilgili Ptolemaios dönemine ait papirüste etkileyici referanslar yer alıyor. Horus'un nihayetinde Mısır'ın meşru hükümdarı olarak kendini kanıtlaması, Şabaka taşında Orta Krallık dönemine ait Ramses Tapınağı drama papirüsü ve bir oyun içerisinde ele alınmıştı. Heliopolis rahipleri tarafından oluşturulan yaratılış mitini incelediğimizde, krallığın el değiştirmesiyle ilgili hikayede yer alan kozmik güçlerle tanrı ve tanrıçalar arasında zeki bir bağ kurulduğunu görebiliyoruz. Yeryüzü tanrısı Geb ve gökyüzü tanrısı Nut'un Osiris, Isis, Set ve Neftis adlı dört çocuğu vardı. Bu soy ağacı yoluyla yaratıcı güneş tanrısı ve Mısır tahtının sahibi arasında bir kan bağı oluşur.
Osiris, Geb ve Nut'un ilk çocuğuydu. Doğum yeri Memphis yakınlarında, Rosetau'daki çölün batısında bulunan nekropoldür. Burası Osiris'in doğumu için oldukça uygundur. Zira o öncelikle yeraltı dünyasının kralıydı. Osiris'e temelde Abydos'taki cenaze törenlerinin tanrısı olması dolayısıyla onun çöldeki mezarlıklarda yatanların efendisi olduğunu vurgulamak için Kentamentiu ya da Batılıların öncüsü denilirdi. Bu söz ruhların yeraltı dünyasına ulaşabilmesi ümidiyle kullanılırdı. Osiris, Geb ve Nut'un en büyük çocuğu olarak Mısır ülkesini yönetme hakkına sahipti. Turin Kraliyet Kanunu olarak bilinen yeni krallık papirüsünde muhafaza edilmiş kraliyet geleneklerine göre hanedanlar öncesi dönemde Mısır'ın yönetimi sırayla tanrılar Ptah, Ra, Şu, Geb, Osiris, Set ve Horus tarafından sağlanmıştır. Osiris'in eşi, kız kardeşi Isis'ti. Ve böylece kraliyet ailesinde kardeşler arasındaki evliliğe ilahi bir prototip oluşturmuşlardı. Onun saltanatı boyunca Mısır'da yaşanan bolluk, Louvre Müzesi'nde bulunan Amenmose dikili taşındaki etkileyici sözlerle anlatılmıştı. Burada Osiris, Mısır topraklarına iyi şans ve bolluk getiren kaynaklarla öğeleri yöneten tanrı olarak gösterilmekteydi. Onun güçleri sayesinde Nuh'un suları kontrol altına alınmış, kuzeyden yararlı rüzgarlar esmiş, bitkiler yeşermiş ve hayvanlar mükemmel bir şekilde üremişti. Bunun yanında Osiris, diğer tanrılardan sonsuz saygı görmüş ve gökyüzündeki yıldızları da o kontrol etmişti. Görüldüğü üzere tarih boyunca pek çok hikayede olduğu gibi, altın bir çağda hükümdarlık yapan Osiris'le Isis gibi yardımsever ve başarılı bir kral ve kraliçeyle başlıyoruz. Bu güzel tablo, Osiris'in kendisine düşman olan kardeşi Set tarafından tahtının gasp edilmesiyle bozuluyor. Efsaneye göre Set, Nut'un rahminden kaçarak daha sonra onuruna en büyük tapınağın inşa edileceği Yukarı Mısır'daki Nakada'da dünyaya geldi. Bundan sonra şiddet ve kaos Set'le özdeşleşti. Ama kraliyet mitindeki kötü üne rağmen Set'e verilen desteğin güçlü olduğu dönemde elverişli durumların yaşandığı gerçeğini de göz ardı etmemek gerekir. Osiris'in Abydos bölgesinde Nedyet kıyılarında bulunan bölgesine saldırırken tasvir edilmiştir. Orta Krallık Sarayı mensuplarının tabutları üzerindeki yazılar katilin Set olduğunu ve cinayeti Nedyet'teki nehir kıyılarında gerçekleştirdiğini açık bir şekilde anlatıyor. Bu kısıtlı detaylar hükümdarın öldürülmesi ve iktidarın şiddet kullanılarak el değiştirilmesi hususunda Mısırlıların korkularını yansıtmaktadır. Hanedanlıkla yönetilen Mısır'ın 2000 yıllık tarihinde çok az kanlı ihtilalin gerçekleştiği vurgulanması gereken önemli noktalardan biridir. Aslında Osiris'in öldürüldüğü inancını gizli tutmaya çalışan birçok yazıt vardır. Ne var ki sonraki olaylar onun ölümü anlatılmadan hiçbir anlam ifade etmez. Örneğin Amenmos dikili taşındaki yazıtlarda Osiris düşmanları öldüren, komplocuları ortadan kaldıran, namalup bir tanrı olarak tasvir edilmekle birlikte metnin ilerleyen kısımlarında Isis'in onun cesedini aradığından bahsedilir. Osiris'in ölümüyle birlikte Mısır tahtına kız kardeşi ve karısı Neftis'le birlikte Set geçer. Ne var ki Neftis, Osiris'in ölümüyle büyük bir acıya boğulan kız kardeşi Isis'in acısını paylaşmaktadır. Bu arada Isis, büyü güçlerini kullanarak Osiris'in bedenini canlandırmaya, cinayetin ve tahtın haksız bir şekilde gasp edilmesinin intikamını alması için bir erkek evlat doğurmaya kararlıdır. Bu amaçla Isis ve Neftis, Osiris Abydos'a varıncaya dek Mısır'da dolaşarak matem tutmuştur. Amenmos kitabesinde Osiris'in bedenini Isis'in bulduğu, kanatlarını bedenin üstüne açtığı ve yaşam nefesini yaratarak ona can verdiği, böylece Osiris'in canlandığı ve Isis'i hamile bıraktığı anlatılmaktadır. Daha sonra Osiris, Duat'a yani yeraltına iner ve sonsuzluğun efendisi olarak hüküm sürer. Osiris'in Mısır dinindeki dünyevi rolünden ziyade öldükten sonra dirilmesi mucizesi büyük öneme sahiptir. Bu sayede Osiris'in yeraltı dünyasının tanrısı olup da yaşayanların efendisi sıfatını almasının gösterdiği gibi yer altında hayatın devam edeceğine dair bir umut doğmuştur. Isis ve Osiris'ten doğan çocuk Atmaca tanrı Horus'tu. Bu at, Atmaca'nın süzülerek yükselmesinden türetilmiş yükseklerdeki anlamına gelir. Horus, karakter özellikleri krallık mitine doğrudan yansımayan savunmasız bir çocuk ya da gözleri güneşle ay olan bir gök şahini olarak tasvir edilen karmaşık bir tanrıdır. Bununla birlikte tüm farklı öğeler bir halı dokuması gibi ustaca bir araya getirilmiş ve tanrı Horus, Mısır'ın egemenliğinin ön plana çıkarılması noktasında temel vurgu olmuştur. Horus, Kemmis'teki Kuzeydoğu Deltası'nda doğmuştur.
Isis, Set'ten korumak amacıyla Horus'u papirüs bataklığında saklamıştır. Küçük Horus savunmasızdır ama Isis'in doğaüstü güçlerinin koruması altındadır. Olgunluk çağına ulaştığında artık Harver ya da Genç Horus olarak adlandırılmış ve hakkı olan Mısır tahtı için mücadeleye hazır hale gelmiştir. Ne var ki göreceğimiz gibi halen Isis'in yardımına önemli ölçüde ihtiyaç duymaktadır. Horus, Mısır'ın kralı olma isteğini Heliopolis'e Güneş Tanrısı Ra'nın başkanlığındaki Tanrılar heyetine götürür. Horus isteğini oldukça anlamlı bir zamanda dile getirmiştir. O esnada bilgelik tanrısı Thoth, kozmik düzen, adalet ve krallığın sembolü olan kutsal gözü Güneş Tanrısı'na sunmaktadır. Hava tanrısı Shu, Horus'un talebinin onaylanması için ısrar etmekte ve Thoth da Horus'un talebinde milyonlarca kez haklı olduğunu söylemektedir. Heyecan içerisindeki Isis, haberleri yer altındaki Osiris'e ulaştırmak için kuzey kanadını hazırlamaktadır. Ne var ki tanrıların sevinci kısa sürer. Çünkü Ra araya girerek kararın henüz kendisi tarafından onaylanmadığını belirtir. Horus'un zaten kraliyet ailesi yüzüğüne ve yukarı Mısır'ın beyaz tacına sahip olduğunu iddia eden tanrılara karşı çıkar. Set dışarı çıkıp Horus'la göğüs göğüse çarpışmayı önerir. Thoth ise mahkemenin kurallarını hatırlatır ve Horus'un Osiris'in oğlu olmasından dolayı bu davada haklı olduğunu söyler. Tüm bunlara rağmen Güneş Tanrısı yeterince etkilenmez ve gücüyle tanınan Set'in önerisini tercih eder. Durum içinden çıkılmaz bir hal alır ve Horus'la Set'in söz konusu çarpışması 80 yıl sürer. Durumu sona erdirmek üzere tanrılar, yaratıcı tanrıça Neith'e bir mektup göndermeye karar verir. Mektup Ra adına gönderilmiş ve hürmetkar bir dille onun bu konudaki önerilerini almak amacıyla hazırlanmıştı. Neith, cevabı gecikmez ve sert bir dille Horus'un Osiris'in yerine geçmesi gerektiğini belirtir. Aksi halde adalete karşı işlenen bu suç yüzünden gökyüzü gürültüyle parçalanacaktır. Oldukça zeki olan Neith, Set'le uzlaşması gerektiğini düşünerek Ra'dan Anat ve Astarte adlı kızlarını ona eş olarak vermesini önerir. Bu Orta Doğu tanrıçaları, Suriyeli tanrılar, Baal ve Reşep gibi yeni krallık döneminde Mısır panteonuna katılmışlardı. Set, diğer ülkelerin savaş tanrılarına ilgi duyduğu için kendisine sunulan bu iki tanrıça oldukça cazip geldi. Ra dışında kuruldaki tüm tanrılar Neith'in önerisini onayladı. Ra bu öneriyi kabul edilmez buldu ve Horus'a hakaret etmeye başladı. Onu cılız, ağzı kokan bir toy olmakla ve otoriteyi sağlayabilecek kadar güçlü olmamakla suçladı. Bunun üzerine Tanrılar Kurulu oldukça öfkelendi. Ona "Tapınağınız bomboş" dedi. Böylece artık kimsenin onu önemsemediğini ima etti. Bu söz üzerine oldukça içerleyen Ra, suratı asık bir şekilde kurulu terk ederek evine gitti. Daha sonra mahkemeye geri döndü ve Set'le Horus'a taleplerini dile getirmelerini söyledi. Set, sahip olduğu üstün güç dolayısıyla tahtı kendisinin hak ettiğini dile getirdi. Set, mahkemeye Güneş Tanrısı Ra'nın yer altındaki yolculuğunda baş düşmanı Apophis'e karşı koyabilecek tek kişi olduğunu söyledi. Bu iddia kurul tarafından kabul gördü. Zira Apophis, evrenin varlığına karşı oldukça önemli bir tehdit unsuruydu. Ne var ki Thoth ve Anhur, oğul dururken tahtı kardeşe vermenin yasal olarak mümkün olup olmadığını sordu. Diğer yandan taraflardan daha yaşlı olan Set'in tahtın varisi olması gerektiği iddiası dile getirildi. Tam bu noktada sabrı taşan Isis, Horus adına söz aldı ve kurulun sempatisini kazandı. Bu durum üzerine çileden çıkan Set, 200 kiloluk asasıyla kurulu günde bir tanrıyı öldürmekle tehdit etti. Ra adına and içerek Isis'in katılacağı hiçbir mahkemeyi tanımayacağını da ekledi. Bundan dolayı Ra davayı bir adaya taşıdı ve gemici Nemtri'ye Isis'e benzeyen herhangi bir kadını mahkemeye almamasını emretti. Ne var ki Ra Isis'in kurnazlığını ve sihirli güçlerini hafife almıştı. Elinde bir kase un ve parmaklarında mühürlü bir altın yüzükle yaşlı kadın kılığına giren Isis, Nemtri'ye yaklaştı. Ondan adada 5 gündür sığır otlatan aç bir çobanın yemesi için hazırladığı unu götürmek üzere kendisini adaya geçirmesini istedi. Bunun üzerine Nemti, yaşlı kadına adaya hiçbir kadını götürmemek üzere emir aldığını belirtti. Ama en sonunda yaşlı kadının Isis olmayacağını kabullenmek zorunda kaldı. Bugün de Mısır'da rastlayabileceğimiz gibi hemen hemen her konuda pazarlık yapılmaktaydı. Isis'in önerdiği keki az gören Nemti, onu ancak parmağındaki yüzük karşılığında adaya geçirebileceğini söyledi. Bir defasında Isis, tanrıların mola vererek ekmek yediğini gördü. Büyülü sözlerle
genç ve güzel bir kadına dönüşen Isis, hemen Set'in şehvet dolu gözlerine takıldı. Yerinden kalkarak Isis'in yanına gelen Set, kendisini tanıttı. Rolünü başarılı bir şekilde oynayan Isis, kendisini bir çobanın dul eşi olarak tanıttı ve oğlunun yabancı biri tarafından sığırlarına el konmak ve evinden çıkarılmakla tehdit edildiğini anlattı. Genç kadın Set'ten oğlunu savunmasını rica etti. Set, kadının oğlunun karşı karşıya kaldığı bu haksızlığa oldukça öfkelendi. Isis bu benzetme ile kuşkusuz Osiris'in mirası üzerine yapılan mücadeleyi anımsatmayı amaçlıyordu. Güvenliği için bir çaylak kuşuna dönüşen Isis, ayrılırken Set'in söyledikleriyle yaptığı haksızlığı da kabul ettiğini söyledi. Bunun üzerine Set şaşırtıcı bir şekilde gözyaşlarına boğuldu ve Isis'in oyununu Ra'ya anlatmaya gitti. Ra'nın ona kendisini suçlamanın akıllıca bir davranış olmadığını söylemekten başka çaresi yoktu. İntikam hırsıyla dolan Set, gemici Nemti'nin yargılanmasını istedi. Yargılama sonucunda Nemti itaatsizlikten suçlu bulundu ve ceza olarak ayak baş parmağı kesildi. Yaşananlardan sonra mahkeme batıdaki çölde bulunan bir dağa taşındı. Burada yapılan mahkeme sonucunda kurul, Mısır tahtının Horus'a verilmesine karar verdi. Ama Set'in müsabaka teklifini içeren itiraz kabul edildi. Böylece Set'in itibarını düşürme amaçlı bir dizi müsabaka düzenlenmeye başlandı. İlk yarışma oldukça gülünçtü. Set, su aygırına dönüşüp suya dalarak 3 gün su altında kalma konusunda Horus'a meydan okudu. Eğer bu süreden önce sudan çıkacak olursa, tahta geçme iddiasından vazgeçecekti. Teklifini kabul eden Horus, Set'le birlikte su aygırına dönüşerek su altına daldı. Birden Isis endişeyle Set'in su altında oğlunu öldürüp saf dışı bırakacağını düşündü. Bunun üzerine Isis, bakır bir zıpkın yaparak onların dalış yaptığı noktaya fırlattı. İlk atış yanlışlıkla Horus'a isabet etti. Bunu gören Isis, sihirli güçleriyle zıpkını yeniden çıkardı. İkinci defasında zıpkın tam da Set'e saplandı. Ama Set'in aralarındaki kardeşlik bağını dile getirerek yalvarması üzerine Isis acıyarak zıpkını saplandığı yerden çıkardı. Diğer aşama oldukça tuhaftı. Horus, Set'i bağışladığı için Isis'e karşı büyük bir öfkeyle sudan çıktı. Bu öfkeyle Isis'in başını kesip kendisiyle birlikte ıssız dağa götürdü. Isis'in bedeni başsız bir halde taş heykele dönüştü. Ra, başsız heykelin neyin nesi olduğunu Thoth'a sordu. Thoth, ona tüm olup biteni anlattı. Bunun üzerine oldukça öfkelenen Ra, Horus'un cezalandırılacağını söyledi ve kopan kafanın bulunması için çölün aranmasını emretti. Set, Horus'u batı çölünde bir vahadaki ağaçların altında uzanmış bir halde buldu. Sessizce ona saldırdı ve gözlerini çıkartıp çöle gömdü. Horus'un gözleri orada lotus çiçeklerine dönüştü. Düşmanından tamamen kurtulduğunu düşünen Set, Ra'ya gittiğinde Horus'la karşılaştığını anlatmadı. Ne var ki çölde tesadüfen Horus'u gören Hathor, onun gözlerine ceylan yağı sürdü ve Horus mucizevi bir şekilde iyileşti. Olaylardan haberdar olan Ra, öfkeye kapıldı ve Set'le Horus'u yanına çağırdı. Onlara aralarındaki husumetin herkesi rahatsız ettiğini söyledi ve buna bir son vermelerini emretti. Baş entrikacı Set, uzlaşmayı kabul etmiş görünüp Horus'u evine ziyafete davet etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde Set, Horus'a yakınlaşmaya çalıştı. Bu girişimine karşı koyan Horus, kasıkların arasına koyduğu eliyle Set'in tohumlarını yakaladı. Horus durumu Isis'e anlattı. Korkuya kapılan Isis, oğlunun elinin kirlendiğini düşündü ve kesip bataklığa attıktan sonra ona sihirli güçlerini kullanarak yeni bir el verdi. Daha sonra Set'i kendi kazdığı kuyuya düşürmek için bir plan yaptı. Isis, kokulu bir merhemle Horus'un erkeklik organının ereksiyon olmasını sağlayarak tohumlarını bir kavanoza koydu. Sonra bu tohumları alarak Set'in bahçesine gitti ve onları Set'in en çok sevdiği sebze olan marullara döktü. Kısa süre sonra Set bu marullardan yedi. Mahkemede Horus'u aşağılamak için onunla cinsel ilişkiye girdiğini anlatan Set, diğer tanrıların Horus'u ayıplamasını sağladı. Kendinden emin bir şekilde söz alan Horus, tohumlarının karşılaştırılmasını ve nerede olduklarının tespit edilmesini talep etti. Bunun üzerine Thoth, Horus'un omzuna elini koyarak Set'in tohumlarının yerini belirledi. Bir süre sonra Set'in tohumları bataklık sularından çıktı. Aynı şekilde Horus'un tohumlarının yerini belirlemek için Thoth bu kez Set'in omzuna elini koydu. İlginç bir şekilde Horus'un tohumları altın bir disk şeklinde Set'in kafasından yükseldi. Bu aşağılayıcı durum üzerine Set, küçük duruma düşerken Horus haklı çıktı. Halen yenilgiyi kabullenmeyen Set, oldukça saçma bir yarışma önerisinde bulundu. Yarışmaya göre taraflar taştan gemiler yapıp birbirleriyle yarışacaklardı. Bunun üzerine Horus,
Çam ağacından bir gemi yaptı, taştan yapılmış izlenimi uyandırması için gemiyi kireç taşıyla kapladı. Horus'un gemisini tamamlayıp yarışa başladığını gören Seth, bir dağın zirve kısmını kopararak 70 metre uzunluğunda bir gemi yaptı. Ne var ki tanrılar, daha toplanmadan Seth'in gemisi battı. Oldukça öfkelenen Seth, su aygırına dönüşerek Horus'un gemisini de batırmaya çalıştı. Bunu gören Horus, eline bir silah alarak Seth'i öldürmeye çalıştı. Ama tanrılar onu engelledi. Tamamıyla hayal kırıklığına uğramış olan Horus, Nate'in Seis'teki tapınağına gitti. Ona bunca mücadele ve lehine sonuçlanan duruma rağmen neden halen hak ettiği tahtı elde edemediğini sordu. Bu arada Tot, Osiris'e bir mektup yazması için Ra'yı ikna etti. Mektupta Osiris'e krallık ünvanıyla hitap edilerek güçleri övüldü. Osiris cevabında tanrıları buğday ve arpayla güçlendirdiğini vurgulayarak oğlu Horus'a haksızlık yapılmamasını belirtti. Ra ise Osiris olsa da olmasa da buğday ve arpaya sahip olabileceklerini söyledi. Bunun üzerine yeraltı dünyasından tehditler geldi. Osiris bir emriyle yanlış yapanların kalbini söküp getirebilecek tanrılardan korkmayan mahlukatın olduğunu belirtti. Ayrıca gökyüzündeki yıldızların, tanrıların ve insanoğlunun batı ufkuna gitmek zorunda kalacakları ve kendi hükmü altına girecekleri tehdidini dile getirdi. Bu tehdidin doğal sonucu olarak tanrılar oy birliğiyle Horus'un tahta geçmesi gerektiğine karar verdiler. Isis'in mahkumu olan Seth, tanrıların önünde Mısır tahtından vazgeçtiğini dile getirmeye zorlanarak bir kez daha aşağılandı. Tüm bunlara rağmen Seth'e özel bir saygı duyan Ra, onun gökyüzünde kendisine eşlik edeceğini ve sesinin göklerdeki gürültüyle yankılanacağını söyledi. Büyü ustası Isis, bir çift boynuzun arasında güneş diski bulunan, akbaba şeklinde bir şapka giymiş olan kadın. Osiris'in hem kız kardeşi hem de karısı. Piramit metinleri Isis'in kocasının ölümünü önceden gördüğünü söylemektedir. Onun ölümünün ardından Isis, kocasının yeraltı dünyasında huzur içinde yatması ve uygun şekilde gömülmesi için gövdesini yorulmaksızın aramıştı. Büyüleri sayesinde Osiris'i hayata geri döndürmüş, ondan kendini erkek çocukları Horus'a hamile bıraktırmıştı. Isis, tanrılarla insanoğlu arasında hayati bir bağlantıdır. Firavun, yaşayan Horus olarak onun oğlu kabul edilirdi. Isis, Horus'u çocukluğu boyunca onu öldürmek isteyen amcası Seth'ten korudu. Onun bir gün büyüyüp babasının intikamını alması onun hayatındaki boşluğu doldurmuştu. Ölüler kitabında Isis, hayat verici ve ölümün gıdası olarak gösterilmişti. Isis büyük bir büyücüydü ve büyü yeteneklerini kullanmasıyla meşhurdu. Örneğin ilk kobrayı onun zehirli ısırığını kullanarak Ra'ya gizli ismini itiraf ettirmek için yaratmıştı. Mısır tarihinin başından sonuna kadar Isis, Mısır'ın en büyük tanrıçası olmuştur. Sevgisi tüm yaşayan canlıları kapsayan bir annedir. Ona tapınma Mısır'ın sınırlarının çok ötesinde İngiltere'ye bile yayılmıştı. Klasik yazarların eserleri onu Persefon, Tetis, Athena, Osiris'i de Hades, Dionysos ve diğer yabancı tanrılarla eşleştirmiştir. Tanrıça Isis olağanüstü kurnazlığı, azimliliği ve çalışkanlığıyla ün kazanmıştı. Isis'in bu karakter özelliklerini yansıtan pek çok mit, papirüs sarmallarına ve daha karmaşık yapılı dikili taşlara yazılmıştı. Isis hakkındaki hikayeler, Mısırlıların doğum, ateşli hastalıklar, baş ağrıları, sindirim bozuklukları, timsahlar, yılanlar, akrepler ve tehlikeli kurtçuklar gibi gündelik yaşantılarına dair korkuları ve çekincelerini iyileştirmek için yaptığı büyüleri konu alıyor. Bu büyülerden bazıları doktorların reçetelerine tamamlayıcı bir unsur olup, hastaların iyileşmesi için okunan sözlerden oluşmaktaydı. Acıyı dindirmek için kullanılan yöntemlerden biri, hastayı mitolojik karakterlerden biriyle özdeşleştirerek ve özellikle tanrısal güçleri kullanarak iyileştirmeyi amaçlıyordu. Örneğin mide ağrılarını iyileştirmek için kullanılan büyüde hasta, Horus'un gençliğiyle özdeşleştirilirdi. Burada Isis anneyi temsil eder ve acının çıkarılması gereken yabancı kurtçuklardan kaynaklandığı belirtilir. Sonra bu parazitleri vücudun dışına çıkarabilmek için karnın ağrılı bölgelerine 19 büyülü işaret çizilir. Benzer bir şekilde British Müzesi'ndeki tıbbi papirüste Isis'in büyü yetenekleri ateşi ya da yanığı şu şekilde iyileştiriyordu. Hasta genç Horus figüründe çölde kavrulmaktadır. Onun yanına gelen Isis su olup olmadığını sorar ama olumsuz bir yanıt alır. Bunun üzerine Isis sorun değil diyerek yanıt verir ve su benim ağzımda, Nil'in suları ise uyluklarımın arasında der.
Bu büyü daha sonra insan sütü, sakızla kendi tüyü üzerine okunur ve bunlar hastaya uygulanır. Böylece hastanın ateşi ya da yanıkları iyileştirilirdi. Metternich dikili taşında kazılan büyülerin ve tılsımlı hikayelerin özenle derlenmesiyle Isis ve Yedi Akrep miti çözülebilmişti. Bu hikayenin dikili taşa dahil edilmesindeki amaç taşın sahibini akrep sokmasına karşı korumaktı. Hikayenin ilk sahnesi Set tarafından tahtı ele geçirmek amacıyla öldürülen Osiris'in Isis tarafından mumyalanmasıyla başlıyor. Bilgelik tanrısı Thoth, Isis'e genç oğlu Horus'la birlikte saklanmasını öğütler. Isis, Horus'u Set'in entrikalarından korumak ve babasının intikamını almak için büyütmek zorundadır. Dikili taştaki krallık miti, burada yerini Isis'in büyü güçlerinin zehirli sokmalarına karşı etkisine bırakır. Isis bir gece yedi akrep eşliğinde evini terk eder. Ne tesadüftür ki Mısır büyü geleneğinde yedi sayısı büyük bir kudret temsil eder. Örneğin baş ağrısı ya da doğum sonrası göğüs problemleri için yedi düğüm gereklidir. Petet, Tjetet ve Matet adlı üç akrep Isis'in önünden giderek yolun güvenli olup olmadığını kontrol eder. Kalan akreplerden Mesetet ve Mesetetef adlı ikisi taht-ı revanın altında bulunurken Tefen ve Befen adlı diğer ikisi arka tarafı korur. Isis, Set'in yerlerini bulmaması için çok dikkatli davranmaları konusunda akreplere baskı yapar. Hatta onlara yolda hiç kimseyle konuşmamalarını emreder. Ama geveze bir akrebin kafası karışmış bir Mısır köylüsüyle dalga geçip eğlenmesine mani olamaz. Isis nihayet gireceği yer olan Nil Deltası'ndaki iki kız kardeş şehrine varır. Zengin, soylu bir kadın bu ilginç ziyaretçilerin gelişini görür ve evinin kapısını çarparak kapatır. Yedi akrep bu davranışı oldukça itici bulur ve konukseverlikten yoksun kadından intikam almak için plan yapmaya başlar. Hazırlık sırasında altı akrep zehirlerini yedinci akrep Tefe'nin iğnesine yükler. Bu sırada alçak gönüllü bir köylü kızı Isis'i barınağına davet eder. Köylü kız, hikayenin akışı içerisindeki hoşgörüsüz zengin kızın karşıtıdır. Sonra Tefen, zengin kadının kapısının altından sürünerek evine girer ve oğlunu ısırır. Zengin kadın, perişan bir halde ölümün eşiğinde olan oğluna şehirde dolanarak yardım arar. Kibirli kadının gösterdiği hoşgörüsüzlük, şimdi kimsenin ona yardım eli uzatmamasıyla karşılığını alır. Ne var ki Mısırlıların kalbine fedakar bir anne olarak kazınmış Isis, masum bir çocuğun ölmesine göz yumamaz ve çocuğu tekrar canlandırmak için güçlerini kullanır. Tüm akreplerin adlarını sayarak onları hakimiyeti altına alan Isis, akreplerin zehirlerini çocuk üzerinde etkisiz kılar. Isis'in büyülü sözleri akrepler tarafından sokulmuş her çocuğa arpa ekmeği, sarımsak ve tuzdan oluşan tıbbi formülle birlikte uygulanabilir. Çocuğun tekrar sağlığına kavuştuğunu gören kadın, Isis'i evine almadığı için pişman olur ve büyük servetinin bir kısmını Isis'le Mısır konukseverliğini yabancılara gösteren köylü kıza hediye eder. Isis'le ilgili bir başka konuysa Isis ve Güneş Tanrısı'nın gizli dosyası hakkındadır. Bu mitte vurgulanmak istenen hem Isis'in büyü güçlerinin kudreti hem de sahip olduğu çok özel bir yetenektir. Bu yetenek onun zehri etkisiz hale getiren büyülü sözlerinde saklıdır. Isis'in karakterinden daha mitin başlangıcından itibaren sürekli övgüyle bahsedilir. Isis oldukça çalışkan bir kadındı. Çoğu tanrıdan daha zekiydi. Gökteki ve yerdeki hiçbir şeyi unutmazdı. Ve onun rolü, aşkın Güneş Tanrısı'nın gizli ismini keşfetmekti. Eğer başarılı olursa Güneş Tanrısı, Isis ve oğlu Horus'u tanrılar hiyerarşisinde kendinden sonraki rütbeye çıkaracaktı. Isis'in planı Güneş Tanrısı'nı kendi gücüyle yaralamaktı. Güneş Tanrısı her gün gökyüzünde doğu ufkundan batı ufkuna olan seyahatini gerçekleştiriyordu. Bu mitte Güneş Tanrısı'nın bir seferinde ağzını açtığı ve bu sırada yeryüzüne salyalarının döküldüğü anlatılır. Bu Isis'in beklediği fırsattır. Isis Güneş Tanrısı'nın salyalarını toprakla karıştırır ve büyü yaparak zehirli bir yılan yaratır. Güneş Tanrısı'nın yolculuğunda takip ettiği yolu bilmektedir ve onun Mısır'a geldiği zaman sarayından çıkıp gezintiye çıktığı güzergaha yılanı bırakır. Planlandığı gibi yılan Güneş Tanrısı'nı sokar ve zehrini içine akıtır. Bunun üzerine Güneş Tanrısı haykırır ve ona bağlı tanrılar sorunun ne olduğunu anlamak için oraya gelirler. Güneş Tanrısı kendi salyasından yapılan zehir vücuduna yayıldıkça titremeye başlar. Siz benden türeyen tanrılar, ızdırap verici bir şey bana saldırdı ve onun ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Onu gözlerimle görmedim. Onu kendi ellerimle yaratmadım.
Böylesine bir ızdıraba daha önce hiç rastlamadım. Güneş tanrısı büyü güçleri ve bilgelikleriyle kendisini iyi edebileceklerini umut ederken, diğer tanrıların tek yaptığı onun gücünü, yaşam enerjisini kaybetmesine üzülmekti. Tam da bu sırada Isis'in sevecen bir tavırla gelmesiyle güneş tanrısı umutlandı ve bu talihsizliği Isis'e bağladı. Üşümekte ve aynı zamanda ateşler içinde yatmakta, terlemekte, titremekte ve arada bir görme yetisini kaybetmekteydi. Isis hemen teklifini sundu. Güneş tanrısının gizli ismini öğrenmeye karşılık onu iyileştirecekti. Güneş tanrısının gizli isminin açığa çıkması ona prestij kaybettirecek ve bir başkası tarafından gizli doğasıyla öz kimyasının bilinmesi onu tehlikeye sokacaktı. Bunun üzerine güneş tanrısı kaçamak bir yanıt vererek sahip olduğu diğer adları gelişi güzel saymaya başladı. Göğün ve yerin yaratıcısı, dağlara şekil veren, büyük tufan için suyu yaratan, inekle çiftleşsin diye boğayı yaratan, Nil taşkınlarını düzenleyen, sabahın keprisi, öğle vaktinin rası, akşam vaktinin atomu. Isis bu adların gizli adı içermediğini söyledi ve zehrin etkisini yoğunlaştıracağını ima etti. Güneş tanrısı sonunda çektiği işkenceye dayanamadı ve Isis'e boyun eğdi. Ama Isis'e oğlu Horus'un bu ismi başka kimseye söylemeyeceği konusunda yemin etmesini istedi. Tabii Horus yeryüzündeki tezahürü olan Mısır firavunuyla bu önemli bilgiyi paylaşabileceği için bu istek bir anlam ifade etmiyordu. Maalesef papirüste bu gizli isimden söz edilmez. Ama Isis'in güneş tanrısını iyileştirmek için uyguladığı formüle yer verilir. Bu formüle göre akrep otu ve bira ya da şarapla oluşturulan karışımdan bir yudum almak, zehirli bir hayvan tarafından sokulan kişiyi iyileştiriyordu. Felaket miti, tanrılarla insanoğlu arasındaki dostluğun geçici olarak bozulması konusunda önemli bir örnek oluşturuyor. Bu dostluğun bozulmasındaki temel etkenler, güneş tanrısının insanlara karşı duyduğu derin şüphe ve insan ırkının güvenini suistimal etmesiydi. Sonuç, isyan ve felaketler boyutunda ölümler oldu. İnsan ırkıyla tanrılar arasındaki ilişki, Nil Vadisi boyunca dağılan sonsuz çeşitlilikteki mikro dünyaya dayanmaktaydı. Bunlar, rahiplerin hiyerarşik bir yapı içerisinde idare ettikleri tapınaklardan oluşuyordu. Firavunun rahiplere verdiği görevler, günlük ayinleri gerçekleştirmek ve buralara erzak sağlamaktı. Bu görevler hakkıyla yerine getirildiği takdirde, tanrılar ve tanrıçalar tatmin olmakta ve Mısır'a karşı merhametli davranmaktaydı. Başrahip tarafından gerçekleştirilen detaylı ayin, zamanın başlangıcında yaratıcı tanrı tarafından kurulan evrendeki düzene bir yanıttı. Kozmik yapı, hakikat, doğruluk ve düzen tanrıçası Maat tarafından temsil ediliyordu. Firavunlar çoğunlukla yaratıcı tanrının kanunlarına bağlılıklarını göstermek amacıyla kafasında deve kuşu tüyünden başlığın bulunduğu bir diz çökmüş kadın şeklindeki temsili heykelini taşırken gösterilirdi. Tanrıçanın heykeline ikramda bulunma ve onun huzuruna çıkma sahnelerinin tümü açık bir şekilde tapınak papirüslerinde kayıt altına alınmıştır. Tapınakların duvarlarında Firavun'un sembolik olarak içerideki özel odada ruhban sınıfının üst mevkilerine atadığı temsilcilerinin eylemlerinden de şahsi olarak sorumlu olduğunu gösteren biçimde ayinleri yürüttüğü görülüyor. Bu sistem, insanlar arasında Mısır tanrılarının kendilerinin yanında olduğu inancını sağlayarak iyimser bir hava yaratmaktaydı. Elbette bazı bireyler tanrılara karşı gelebilmekte ve kabahatleri nedeniyle tanrıyla tanrıçalar tarafından cezalandırılabilmekteydiler. 19. hanedanlık dönemine tarihlenen tanrılara karşı bu tür saygısızlıklarla ilgili örneklere bugün Deyrül Medine olarak bilinen kral mezarlarının bulunduğu bölgedeki işçi köylerinde yer alan dikili taşlarda rastlıyoruz. Başlangıçta yerel tapınaklara vakfedilen bu dikili taşlar, insanların hatalarından duydukları pişmanlık ve saygısızlıkta bulundukları tanrının cezasından kurtulmak isteği nedeniyle diledikleri merhameti yansıtıyordu. Turin Müzesi'ndeki bir dikili taşta Nefertabu ve kral mezarlarının bekçisi Tanrıça Meretseger'e karşı açıkça suç işlemiştir. Ne olduğu belirtilmeyen bu suça karşılık Meretseger onu doğum sancısına benzer bir acıyla cezalandırır. Sonunda Meretseger insafa gelir ve soğuk esintilerle acısını dindirir. British Müzesi'ndeki bir dikili taştan Neferabu, Maat'ın efendisi Ptah adına yemin etmiş olduğunu kabul eder ama yemini yanlış okur. Bunun üstüne Tanrı Neferabu'nun gözlerine perde indirir ve kör olmasına yol açar. Neferabu, Ptah'ın adaletini kabul eder ve Tanrı'dan merhamet dilenir. Hükümdarların tanrılara karşı çıkarak ülkeyi yönettikleri de olmuştur. Firavun Akhenaton dönemi, Aton olarak adlandırılan güneş kursunun üstünlük kazanmasına, tapınakların kapanışına, Amon-Ra dahil tüm tanrıların ortadan kaldırılışına tanık olmuştur.
Ondan sonra oğlu Tutankamon'un tahta geçmesiyle Akhenaton kanunları değiştirilmiş, tapınaklar tekrar açılmıştır. Karnak Tapınağı'ndaki bir dikili taşta Firavun Akhenaton'un aşırılıklarının tanrıları nasıl bir ruh haline soktuğu anlatılmaktadır. Tanrı ve tanrıçaların tapınakları harabeye dönüşmüştü. Mabetler ıssızlaşmış ve her taraflarını yabani otlar kaplamıştı. Tapınaklar yok olmuş gibiydi ve avluları yol olarak kullanılıyordu. Tanrılar bu ülkeye sırtlarını dönmüştü. İnsanların duaları Tanrı ve tanrıçalar tarafından karşılıksız bırakılıyordu. İnsanların kalpleri acıyordu ve bu acı bedenlerinin diğer taraflarına da yayılıyordu. Başta Amon-Ra ve Ptah için olmak üzere Tutankamon tarafından restorasyonlar yapıldı ve böylece Tanrı ile tanrıçalar Mısır'a tekrar merhametini gösterdi. Felaket miti, egemen gücün bütünlüğünü korumayı amaçlayan, içinde büyülerin bulunduğu Kutsal İnek Kitabesi olarak adlandırılan külliyatta bir bölüm olarak yer almaktadır. Bu kitabenin bölümlerinin ilk nüshası, Tutankamon'un ilk olarak Krallar Vadisi'ndeki mezarında, şu anda ise Kahire Müzesi'nde bulunan sandukasının üzerine yerleştirilen dört varaklı muhafazanın en dış kısmında bulunmuştur. Metnin daha uzun bir versiyonuysa, 1. Seti'nin Kraliyet Vadisi'nde yer alan mezarının sanduka odasının dışındaki bir yan odada bulunmaktadır. 19. ve 20. hanedanlık dönemlerine ait diğer kraliyet mezarlarında bu kitabenin bölümlerine rastlanmakta ve bu da bu mitin makul bir tam metnini oluşturmamıza olanak tanımaktadır. Kutsal İnek Kitabesi'nin rolü felaket miti ilerledikçe daha belirgin hale gelecektir. Olay Mısır'ın doğrudan Güneş Tanrısı Ra'nın hakimiyeti altında olduğu dönemde geçiyor. Bu dönem elbette tarihsel olarak ölçülemez bir zaman dilimidir ve ayrı bir mitolojik geçmişe aittir. Bununla birlikte önemli bir papirüsün ve Maneto'nun hanedanlıklarla ilgili araştırmasının M.Ö. 3000'lerde Mısır'ın firavununun yönetimi altında birleşmesinden önce bir takım tanrıların yönetimde olduğu dönemle başladığı gözden kaçmamalıdır. Kutsal İnek Kitabesi'nin insanoğlunun Ra'nın ülkeyi yönetemeyecek kadar yaşlı olduğu düşüncesinden kaynaklanabilecek bir takım şeytani planlar yaptığını belli belirsiz anlatması yer alır. Elbette sonraki dönemlerde firavunlar yaşın iyi yönetici olmanın önüne engel olmadığını göstermek için detaylı önlemler almıştır. 50. yıl dönümü festivalleri hükümdarların üstün yeteneklerini yenilemek için tasarlanmış ve Güneş Tanrısı'nın mevcudiyeti kemikleri gümüşten, eti altından ve saçları lacivert taştan yapılan bir tapınak putuyla canlandırılmıştır. Ra öncelikle yaratılış sırasında kendisinin meydana geldiği ilk madde Nu'dan söz eder. Anlatısında insanoğlunun kendi gözyaşlarından nasıl yaratıldığına ve şimdi de ona karşı komplo yaptıklarına değinir. Tüm insanoğlunu öldürmeden önce Nu'nun fikrini almak ister. Nu, Ra'nın gözünün insanoğlunun yüreğine korku salacağı ve onları yok edeceği cevabını verir. Artık Ra kendisi için yapılan planlara öfkelendiğini, insanların bildiğinin farkına varmış ve akın akın Mısır çöllerine kaçtığını keşfetti. Tanrılar da komploculardan intikam alması için Ra'yı kışkırttı. Ra'nın gözünün sembolik olarak ne ifade ettiği oldukça karmaşıktır. Ama bilinen en önemli özelliği onun Ra'dan bağımsız bir varlık oluşturduğu ve hatta uzak yolculuklara çıkıp geri geldiğiydi. Burada Ra'nın gözü kızı Tanrıça Hathor olur. Yunan mitolojisindeki Afrodit'le özdeşleşen Hathor'u çoğunlukla firavunu sütüyle besleyen anne, Teb'deki nekropolisin koruyucusu ya da aşk ve zevk tanrıçası rolünde görmekteyiz. Ne var ki felaket mitinde Hathor, yenilmez güçleri olan ve insanları çölde takip ederek öldüren bir tanrıçı olarak karşımıza çıkıyor. Ra'ya geri döndüğünde yaptığı katliamlarla gurur duyan, kana susamış bir haldedir. Mit ilerledikçe Ra'nın gözünün doğası çok daha karmaşık bir hale geliyor. Ve Hathor'un isminin kudret sahibi, acımasız tanrıça Sakmet'e dönüşmesinden bahsediliyor. Böylece mit bize kana susamış ve öfkeyle kendisinden geçmiş bir halde insanoğluna vahşice saldıran dişi aslan tasvirini sunar. Ra'nın gözü ertesi gün yapacağı katliam için dinlenmeye çekilmiştir. Fakat Güneş Tanrısı öfkesini bir kenara bırakıp insanoğluna sevgi duymaya başlar. Bu değişimin nedeni hakkında herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Ama Mısır'daki tapınakların ibadet için gelen insanlardan yoksun kalacağı ve sunaklarda artık tanrılar için adak adanmayacağını kavramış olması muhtemeldir. Bununla birlikte insanoğlunun yok edilmesi, yaratıcı tanrının oluşturduğu kozmik örüntüde büyük bir delik açacaktı. Ra'nın fikir değiştirerek insanoğlunu bağışlaması, büyük olasılıkla evrenin onlar olmadan anlamını yitireceği düşüncesi olmuştu. Bu son olasılık, Mısırlıların bedenin hiçbir parçasının bir başkasına devredilemeyeceği ya da yok edilemeyeceği inancıyla uyumluluk sağlıyor.
Her ne sebeple olursa olsun Ra insanoğluna olan öfkesini dindirdi ve merhametsiz, kana susamış Tanrıçanın kontrol edilemeyen hışmından onları kurtarmak için plan yaptı. Tanrılar, insanoğlunu kurtarmak için Tanrıçanın dinlenmeye çekildiği gece vaktinde hareket etmek zorundaydı. Ra, elçilerini ivedilikle Asvan'a büyük miktarda kırmızı toprak getirmeye yolladı. Daha sonra Heliopolis'in önemli bir şahsiyetinde Güneş Tanrısı'nın baş rahibine bu kırmızı toprağı sıkıştırıp köle kızların arpa birasıyla karıştırabilecekleri bir cisim yapmasını söyledi. Çok geçmeden 7000 tane şişe insan kanı gibi görünen birayla dolduruldu. Gecenin sonuna doğru Ra ve beraberindekiler Tanrıçanın katliamı devam ettirmek için geleceği bölgeye girer ve kan görünümlü biraları dökerek avuç yüksekliğinde bir kan gölü oluşturur. Sabah olduğunda Tanrıça kanı görür ve bu beklenmedik sürprizin hazzıyla içmeye başlar ve zehirlenir. Sonuç olarak bir önceki katliamdan sağ çıkan insanları bulmakta başarısız olur. Mit, insanoğlunun cezalandırılması ve soyunun neredeyse tükenme noktasına gelmesinden bahsettikten sonra Güneş Tanrısı'nın dolayısıyla hükümdarın yeniden doğması ve kutsal ineğin sırtında göğe yükselmesiyle devam eder. Hem Tutankamon'un tapınağı hem de 1. Seti'nin mezarındaki tasvirler gök kubbeyi şekillendiren Mehet Ver ya da Büyük Tufan adlı ineği gökyüzü tanrısı Nut'la özdeşleştiren tasvirler içerir. İnsanoğlundan kuşku duyan ve onlardan bezmiş durumda olan Ra sonunda Mısır'ı terk eder. Ama bu Ra'nın görevini tamamen terk ettiği anlamına gelmez. Ra, insanoğlunun kontrolünü sağlamak üzere bilgelik tanrısı Thoth'u vekil olarak görevlendirir. Thoth, Ra'nın emriyle tüm bilimsel, tıbbi ve matematiksel bilgilerin saklı olduğu kutsal kelimeleri insanoğluna sunar. Bu bölümde Güneş Tanrısı Ra'nın 12 saatlik yolculuğunu göreceğiz. Bu mit, Duat Kitabı, Mağaralar Kitabı ve Geçitler Kitabı adında 3 bölümden oluşmaktadır. Güneş Tanrısı'nın yeraltı dünyasına yolculuğu sırasında karşılaştığı olayların tasvirlerini içerir. Bu mitte Ra'nın her gece ölüler diyarının karanlık köşelerine inen Tanrı iken, şafak vaktinde enerji ve yaşam dolu olarak yeniden doğan bir ilaha dönüşmesi anlatılır. Yolculuğumuz batıdaki Manu Dağı'nda başlıyor. Duat, onun yolculuk yaptığı yeraltı dünyasıydı. Baku ise onun sabahları doğduğu Doğu Dağı. Kepri olarak bilinen Sakarabe şeklinde yeniden doğmak için yeraltı dünyasına yolculuğunu 12 saatte tamamlar. Yolculuğun başında batı ufkunda bulunan Güneş Tanrısı takip edeceği Vernes Nehri'ne yaklaşmaktadır. Yolculuğu boyunca geminin başındaki yolu açan ve Akıl adlı iki tanrı, inek boynuzu takmış geminin hanımı denen tanrıça, şahin başlı tanrı Horus, kürekleri çekmekle görevli hakikat boğası, tetikçi, irade ve geminin rehberi adlı dört tanrı gemide kendisine eşlik eder. Ra'nın her iki tarafında ona yardımcı ilahi yaratıklar vardır. Örneğin ona kapıları açan ve yeraltına girişi sırasında şarkılar söyleyen 9 babundan oluşan 2 grup ve karanlığı aydınlatan 12 yılan tanrıça bulunur. Gecenin ilk saatine ulaştığında Ra, Vernes bölgesinin tanrılarına toprak haklarını verir. 3. saate girdiğinde Osiris'e irade ve akıl vererek ona karar verme ve eyleme geçme yeteneği kazandırır. 4. saatte Ra'nın karşısına 2 açık kapısı olan eğimli bir yol çıkar. Burada insan başlı 4 ayaklı yılanlar ya da 3 yılan ve 2 kanatlı muhafız yılanlar bulunur. Bu yılanlar Ra ve diğerlerine zarar vermezler. Zira onlar Ra'nın nefesiyle hayat bulmuştu. Onlar yol gösteren tanrıların sesleriyle yaşamaktaydı. Bu geçit, Rosetau ya da geçitler kapısı olarak bilinen girişten yeraltı dünyasına gidişi sağlayan yoldu. Bu rotanın üzerinde Memphis nekropolünün tanrısı Sokar'la Osiris'in mezarı bulunmaktaydı. 5. saatte Ra hayati bir aşamaya ulaşır. Burada güneş gemisi bir dağa doğru itilir ve bu dağın tepesinde Sokar'ın ülkesinin üzerine doğan Isis'in bedeni olarak adlandırılan bir baş yükselir. Ra dağın iç kısmına çekilir. Buranın girişini ağızlarından alev püskürten 4 baş korumaktadır. 2 başlı cesur yeryüzü tanrısı Aker'in arkasında bir kum tepesi bulunur. Bu kum tepesinden bir ucunda insan başı, diğer ucunda 3 yılan başı olan bir yılanın sırtından şahin başlı Sokar yükselir. Sokar,
yer altındaki Ra'nın kadim zamanlardaki şeklinin tezahürüdür. 6. saatte Ra'nın gemisi elinde kutsal ibis kuşuyla oturmakta olan Tanrı Tot'un önünde durur. Tot'un amacı tarlaların içinde tanrılar ve yukarı Mısır'la aşağı Mısır için bir şehir bulmaktır. Güneş tanrısı kendi tezahürünü yeraltı dünyasındaki bir ölü olarak ziyaret etmektedir. Bu muhtemelen mantığa aykırı gelecektir. Bu nedenle Christensen adlı Hollandalı bilim adamının Mısırlıların yaşam ve ölüm süreçleri üzerine düşüncelerini açıklık getirebilecek şu açıklamayı yapar. Yaşayan ve gelişen her şey farklı yapılardaki faktörlerin açıklanamayan ve tamamen gizemli işbirliğinin bir ürünüdür. Yaşam ve ölüm birbiriyle uzlaşamayan karşıt gerçekliklerdir. Yine de sonsuz yaşamı birlikte var ederler. Biri diğerine baskı kurmaz. İkisi birbirini var eder. Evrensel yaşam, ölüm ve yaşamın birlikteliğidir. Bu yaşamda çatışan güçler uzlaşır ve kendi bağımsızlıklarından vazgeçerler. Güneş battığı zaman ölmez. Yaşamının gizli kaynağı olan Kepri'ye dönüşür. Ama her varoluş ölümden gelir ve böylece potansiyel yaşama dönüşür. Karanlık, ışığın beşiğidir. Güneş doğmak için enerjisini bu karanlıktan alır. Mutlak yaşamın mekanı, ölümün hükümdarlığındadır. Ra'nın yolculuğunun 7. saatinde de oldukça şiddetli sahneler yaşanır. Bu sahnede Osiris'in bedeni olarak adlandırılan ve kendisini saran bir yılan tarafından korunan Tanrı'dan söz edilir. Bıçak savurarak düşmanlarının kafasını kesen kedi kulaklı bir ilahi varlıkla, isyancıları bir halatla hapis tutan cezalandırıcı adlı başka bir varlığın önünde durmaktadır. Burada Osiris'in düşmanları yakalanır ve yok edilir. Sonra güneş gemisindeki Ra'nın önünde baş düşmanı Apophis alt edilir. Apophis, yokluğun gücünü simgeleyen, güneş tanrısını yutmak istemesinden dolayı onun için daima tehdit unsuru olan devasa bir yılandır. Her ne kadar yenilmez olsa da bazı tasvirlerde yok edilebildiğinden söz edilir. Bu tasvirlerde Apophis 240 metreye kadar uzanmaktadır. Akrep tanrıça Serket'le bıçakların efendisi olarak adlandırılan tanrı, Apophis'in başını ve kuyruğunu tutar ve başıyla bedenini bıçak darbeleriyle delik deşik eder. Ra 8. saatte insan başlı ve içinden bıçak çıkan bir kutuya bağlı gücünün simgesi 9 değnek tarafından çekilir. Etrafında insan başlı, boğa, keçi, fare, firavun faresi, timsah, su aygırı başlı ve geriye kalanlar da kobra biçiminde tanrılar bulunur. Güneş tanrısı onların mağaralarından geçerken çağrısına erkek kedilerin, Nil'e dökülen çağlayanların ya da kuşların seslerine benzer bir çığlıkla karşılık verirler. 9. saatte Ra Osiris'in koruyuculuğunu yapan ve katlettiklerinin kanları içinde yaşayan, ağızlarından ateş çıkaran 12 kobrayla karşılaşır. Ra aynı zamanda ağaçları ve bitkileri oymakla sorumlu, ellerinde hurma dalından yapılmış asalar taşıyan tanrıların yanından geçer. 10. saatte Ra'nın seher vaktindeki yeniden doğuşunun yakınlaştığına dair işaretler belirir. Sakarabe, doğu ufkundan yeniden doğacağı yumurtayı elinde tutar ve gökyüzüne fırlatılmak üzere iki güneş kursu hazırda bekletilir. Güneş gemisinin ön kısmında doğu ufkuna giden yolun güvenliğini kontrol etmekle görevli olan 12 tanrıdan oluşan silahlı bir grup bulunur. Ra emrini verir. Oklarınızı yerleştirin, nişan alın ve yayı çekin. Geçidin karanlığında pusu kurmuş düşmanlarımı cezalandırın. 11. saatte her birine bir tanrıçanın alevler püskürttüğü çukurlara atılan düşmanlar vardır. Bu düşmanlar zincirli tutsaklar, parçalanmış ruhlar, gölgeler ve kesilmiş kafalar olarak resmedilmiştir. Diğerlerinden daha geniş 6. ateş çukurunda baş aşağı sarkıtılmış 4 isyancıya yer verilmiştir. Bu toplu katliam sırasında Horus bir konuşma yapar. Siz düşmanlar bu alev çukurlarına atılacak ve kaçamayacaksınız. Onun bıçakları bedenlerinizde yaralar açacak. O boğazınızı kesecek ve sizi parçalara ayıracak. Sizler yeryüzünde yaşayanları asla göremeyeceksiniz. Artık 12. saat gelmiş ve güneş tanrısı yolculuğunun sonuna ulaşmıştır. Burada güneş tanrısı gemisiyle dev bir yılanın kuyruğundan içeri çekilir ve Sakarabe Kepri olarak yılanın ağzından yeniden doğar. Ra bu haliyle kollarıyla yeraltı dünyasını mühürleyen hava tanrısı Şu'nun başının üzerinde durur. Ardından gündüz gemisiyle doğudan yol alarak
Nut'un bacaklarının arasından parıldar. Ölüler, doğumlarında onlarla beraber olmuş bulunan, ölümden sonra onları terk eden kağların ellerinde kötü ruhların hilelerini bozacak sihirli formüller vardı. Bu papirüs sayesinde ikinci isimlerini, ebedi adlarını hiçbir zaman unutmayacaklardı. Bu sihirli isme sahip olmaksızın kimse öbür dünyada yaşayamayacak, onsuz hiçbir tanrı onları temize çıkmışlar arasında saymayacaktı. Ölüler kitabı sayesinde Elefantinin kasırgalar tanrıçasının dört testisinin isimlerini saymak, vadi engereğinin nefesini fark etmek, ufukta bir şakarabe şeklinde canlanmadan evvel güneşin yeraltı dünyasında her gece aldığı 37 şekli tanımak kolaydı. O güneş ki doğduğunda uçsuz bucaksız Teb şehrinin altın yapraçıklarla kaplı piramitçikler üstündeki yüzlerce dikili taşı ve yeryüzüne hayat dağıtan ve onu ebedi kılan Ra'yı yüceltmek için inşa edilmiş mabetlerin dev kapılarını aydınlatıyordu. Ölüler de diriler kadar karanlıkları açan, her günün ışığında Nil'e şarkı söyleyen koçbaşlı güneşi yüceltmeyi bilmeliydiler. Güneş kayığı, Sokaris'in krallığında önlerinden geçerken ölüler ilkel tanrılarla beraber evrenin ilk kaostan çıktığından beri her gün batışının eşliğinde yenilenen Amon-Ra'nın harika serüveniyle mutlu olurlar. Yeraltı nehrinin kıyılarındaki varlıklarıyla batı bölgesinde her gece Amon-Ra'nın kutladığı esrarlı eyleme hep birlikte katılırlar. Evet, sanatkar tarafından yazılmış duaların gücü ve değeriyle bundan böyle bedenlerini taşlaşmaktan koruyan sihirli sözcüklerin koruması altındadırlar. Ve tanrıların önünde kapı açıcı sözler söyleyebilecek, iç organlarını deşmek için karınlarına bastıran eli bıçaklı veya sözcüklerin sihir gücünü yiyen veya mumyaların burnuna kokmuş bir nefes gibi giren sinsi tanrılardan kurtulabilecekler. Evet, ölüler kitabının derin anlamlı sözlerini iyi bilirlerse, gökyüzünün büyüklerine meydan okumaya cesaret eden tanrılardan korkmayacaklar. Ve özellikle tanrısal mahkemenin gerçek ve adalet efendilerinin önünde yedi ışık saçan yedi ruhun, büyük hakim Osiris'in, Horus'un dört oğlunun, Amenti'nin koruyucu tanrılarının önünde, Osiris'in arkasında oturan, koruyan ve yakan, erkek şekli şebek olan, güneş alevinin kadın şekli Hete, Sekrus gibi hakimlerin karşısında korkusuzca duracaklar. Her ölünün dünya yaratılalı beri, ruhun tartılışı olan, onları bekleyen bu korkunç sınav boyunca savunmalarını takdim edebilecekler. Horus'un dört oğlunun eşliğindeki Osiris'in önünde yeri öptükten sonra ruhlarını bütün pisliklerden yıkayabilecekler. Çünkü ruh, bir kadının karnından çıktığı için kısa mevcudiyeti boyunca kendine yakışmayan tutkulara kapıldığı için pislenmiştir. Ölünün ruhu kendi saf olmayışını hisseder. İçinde enkarne olduğu beden tarafından işlenmiş hataları ruh algılayabilir. Ancak Ölüler kitabındaki dualar sayesinde onu belki de Ra'nın ateşine tutuşmadan, gökyüzünün parlaklığında onda erimeden, doğrulardan bulacak olan 42 hakimin, uluların, ışık saçanların, karanlığın kutlu yüzlerinin önüne çıkmaktan korkmayacaklar. Çünkü cehenneme veya cennete gönderilmeden evvel ölünün kalbi yani vicdanı tanrıların terazisine konulup tartılacak ve hükümlendirilecek. Timsah ağızlı, su aygırı karınlı, metinlerde adı müstekreh hayvan, ruh yiyicisi olarak geçen bir canavar terazinin yakınında ağzı sulanarak bekliyordu. Geri dönülmez yargıyı bildiren ölüler tanrısı Osiris'in önünde bakışlarını yumuşatıyordu. Her biri eski Mısır'ın Zambak ve Papirüs çifte krallığının bir vilayetini, aynı zamanda insanların işlediği dince kararlaştırılmış 42 günahtan birini temsil eden 42 adalet tanrısı topukları üzerine çökmüş, mahkeme önünde kendini temize çıkarması gereken ölüyü sorguya çekiyorlardı. Bu, bütün cenaze papirüsleri üzerinde resmi yapılan ünlü ruhun tartılması sahnesidir. Ölü o zaman Tot'un önünde olumsuz itiraf denen şeyleri söylemek zorundaydı. Tot, iblis ve maymunla temsil ediliyordu. Gizli kitapların sahibiydi. Kendi yaşamının milyonlarca yüzyıl süreceğini beyan etmişti. Tot, Osiris'in yeryüzündeki düşmanı domuzu, öbür dünyadaki düşmanı Apophis yılanını kovdu. Evet,
Teraziyi dikkatle izleyen Tot ve çakal başlı Anubis önünde insanlara karşı günah işlemediğini, tanrıların hoşuna gitmeyecek hiçbir şey yapmadığını, hiyerarşiye saygılı olduğunu, ne öldürdüğünü ne de öldürmek için emir verdiğini, kimsenin ızdırabına sebep olmadığını, mabetlere bırakılması gereken yiyecek ve tütsüleri gizliden ölçerek hırsızlık yapmadığını, ölülerin yiyecek ve içeceğinden çalmadığını, kutsal yerlerde cinsel ilişkide bulunmadığını, komşusunun toprağını çalmak için yanlış ölçü kullanmadığını, uzunluk ölçülerini yanlış tutmayıp terazide hileli ağırlık kullanmadığını, tanrıların kuşlarını veya kutsal göllerin balıklarını çalmadığını, Teb Amon'un sürülerine zarar vermediğini, mabetlerin hazinesine bırakılması gereken gümüş külçeleri yanlış saymadığını beyan ederek ölü kendini temize çıkarmalıydı. Eli bıçaklı 42 tanrı önünde, Tot ve Anubis önünde göğsünü yumruklardı. "Tabii," derdi. "Hayatımı iyilik etmek için kullandım ve size yalan söylemeksizin ebedi ve sevgili tanrılar kendimi övebilirim. Çünkü en iyiler arasında en iyiydim. Zayıf olanları besledim. Susuz olana gün ortasında su verdim. Hiçbir şey olmayana balık kayığımı ödünç verdim. Osiris, Tot ve Anubis önünde göğüslerini yumruklayan bu ölüler ne kadar da doğru, ne kadar da iyilermiş. Öbür dünyada onlara inanacak olursak hepsi yetim babası, dulun dayanağı, şanssızların yardımcılarıymışlar. Heliopolis'e yemin ederim hiç günah işlemedim. Keraoa'nın alev taşıyıcısına yemin ederim hiç çalmadım. Hermopolis'in burnuna yemin ederim hiç aldatmadım. Gölge yiyicisine yemin ederim insan öldürmedim. Göğün çift aslanına yemin ederim yiyecek çalmadım. Heraklepolis'in kemik kırıcısına yemin ederim mabedin servetini yağmalamadım. Akrabalarımı gömdüm. Hizmetkarlarımdan hiçbirinin kızını esir etmedim. Kutsal hayvanlardan olan gökyüzünün akbabalarını besledim. Doğduğumdan beri bir defa bile hakim önünde dayak yemedim. Ve bir ölünün ruhunu ürkütecek hiçbir işaret çizmedim. Temiz olmayan şeyleri davet edebilecek bir şekil de çizmedim. Mezarlarına girmeden evvel adalet tanrıları önünde çok günahsız olan bu ölüler, bu dünyada yalnız doğrulara tanınan bir hak olarak üzerinde katiplerin hazırladığı şu sözcüklerden ibaret bir hikayeyi taşıyan mezar taşlarını diktirmeye özen gösterirler. Bu yerden geçen biri ölmüş falancayı hatırlasın. Bu taşı okuyan, okuması yoksa başkasına okutan, ölünün ruhu için bir armağan olan duayı okusun. Batı kapılarının temize çıkmışlarsa önlerinde açıldığını görecek ölülerin olumsuz itiraflarının gerisi şöyle. Boyunlarında 20. babın bir kopyası asılı, Nil kıyılarında firavun inciri ağaçlarının altında serinlemek için güneşe çıkabilirler. Gökyüzü tanrıçası Nout'un yarattıklarından yeniden tat alabilirler. Size şükürler olsun ey tanrılar. Siz ki Mısır toprağından gelenin kokusunu, mumyalandıktan ve gömüldükten ikinci bedenin oluşmasını, iç varlığın dışa çıkıp görünür hale gelmesini sağlayan sihirli merhemi sürdükten sonra, Ra'nın ruhu olan Herakliopolis'in zümrüdü anka kuşu gibi temizlenip karşınıza çıkanı tanırsınız. Size şükürler olsun ey Amenti kapılarının ardında yaşayan Osiris peştemalları giymiş tanrılar. Siz ki benzerlerini öldürdükten, mabetlerin avlularındaki hayvanları çaldıkları, yalnızlıklarında saf olmadıkları veya nehrin sularını pislettikleri için organları çürüyüp kokanları tanırsınız. Tanrısal ruhlar, köpek başlı ruhlar, sizlere ebediyen şükürler olsun. Ben ki karşınıza çıkmadan ölmüş ve yeniden doğmuş bedenimin yıkanıp sargılara sarıldığını, gözlerime antimuan sürüldüğünü görmüştüm. Bilirsiniz ki yumurtayı oluşurken kırmamışım. Mendes teknesi üzerinde yemin etmemiş, Abydos'ta Ptah Tate'nin adını anmamıştım. Beni kurtarınız. Beni yanınızda tutun. Çünkü nefesim saf, kalbim saf, ellerim saftır ve beni görenler şöyle der. Ey saf olan sen, hoş geldin. Ruhun aşağı dünyada sükunet içinde olsun. Hoş gelmiş ol. Çünkü iç organlarını Maat Gölü'nde yıkadın. Ey saf olan sen, Osiris'in karşısına çıkabilirsin. Ölünün olumsuz itiraflarını dinledikten sonra Tot ve Anubis, ki bunlar biri Tanrı'nın yazıcısı, öbürü mezarlıkların koruyucusudur, teraziye bakarlar. Ölünün tören ekmeklerini, bir ayı, kızıl bir boğanın ayaklarını, 4 çanak kan, beyaz bir ineğin 4 çanak sütünü takdimeler masasına koyduğunu bilirler. Bilirler ki ölü, vücuduna lapis,
lacivert taşı veya donuk yeşil akikten muskayı, uciyat çiçek bileziği anknamı vücuduna koydurmuş, mihraplara 12 ateş yaktırmış, tabutunun üzerinde Ölüler kitabının 72. bölümünün kopyasının bırakılmasını sağlamıştır. Bu bölüm aşağı dünyada yolunu kaybetmemek için ne yapılması gerektiğini gösterir. Tanrılar bilirler ki ölü, yeşil porselenden yapılmış, üzerine şehirlerin koruyucu ruhlarının resimleri yapılarak süslenmiş ve sedir yağıyla ovulmuş bir güneş kayığının pruvasına kendisini temsil eden bir heykelcik konulmasını vasiyet etmeyi unutmamıştır. Thot ve Anubis, tanrıların terazisini sorguya çekerler. Eğer Thot, elindeki tabletin üzerine terazinin iki kefesinin dengede olduğunu yazabilirse, kefelerden birinde ölünün açık iradesinin ve ahlaki vicdanının yeri olan kalbi, öbüründe maatın, gerçeğin tüyü vardır. O zaman iblis başlı Thot, ölüler tanrısı Osiris'e döner ve şöyle der. Falanca terazide tartıldı, kalbi doğrudur. Çünkü bu kalp bir tüyden daha ağır değil. O zaman ölü Makerov olur. Doğru ve temize çıkmışın kalbi. Annesinin kalbi. Doğduğundaki kalbi. Canlıyken sahip olduğu kalp ona karşı tanıklık etmemiş, tanrılar karşısında onu ezmemiştir. O zaman ölü tartılmış, tam eksiksiz olarak ebediyet sürdükçe istediği her yere gidebilir. Yaşayanların toprağında aşağı dünyanın 12 bölgesine veya Samanyolu'nun ta derinliklerini, Abidos'a gidip Mısır tanrılarının yüzünü görebilir. Ve Maat, ölünün omurgasına sihirli akımını ebediyen geçirebilir. Omuzlarının ve göğsünün kaslarını kucaklayabilir. Yani onları nefesiyle etkileyebilir. Ölü, çok güçlü sihirli sözcükleri duymuştur. Günah çıkarmasından sonra sözün bir gerçeği Osiris olmuştur. Yeniden Ra'da doğan Osiris gibi aydınlatan ışık olabilirdi. Mahkemeye önünde gölgesi, zekası, belleğiyle çıkmış ve hakimler önüne giderken kötülük yapıcı tanrıların aşağıya giden ölülere kurmasını bildikleri bütün tuzaklardan kaçmayı becerebilmişti. Fiilleri ortasında tabutuna yattıktan sonra yıldızlı feniks olmuştu. Evet, doğru bulunduktan sonra, çünkü o artık tanrılarca kabul edilişinden beri ölü değildir, gökyüzünde on binlerce parçacıktan gruplanmış yok olmazların yanına hiç de hayali olmayan, ebediyen her çeşit yiyeceğin bol olduğu, halk arasında yalou tarlaları, yiyecek tarlaları veya kamış tarlaları denilen yerlere gidebilecektir. Udyat'ın göz bebeğinde kollarını kaldırmış iki bacağında yılan, başı güneş kursuyla süslü bir tanrı görecektir. Dört çeşit ışığı ayırt edebilecektir. Güneş ışığıyla aynı olmayan Set'in ışığı, karanlıkların ışığı, yaratılışın başlangıcındaki ışık, nihayet mezarının arkasındaki Anubis'in ışığı. Yalou tarlalarında ruhların bacaklarının bütün gücüyle mutlu yerlere koşup, yaşam akımından yoksun, kovulmuş ruhlardan kaçtıklarını görür. Güneşten çıkan güçler, sayesinde göklerin gezegenlere bağlandığı sonsuzluktan gelen akımların rüzgarlarından bir kısmı kendilerine bırakılmış ışık saçanlara yaklaşır. Merakla yanlarından, önlerinde görülmeyen kapılar açılmadan bilmeye çalıştıkları her şeyi öğrenebileceklerdir. Sekem'in şeylerini, yani görünür evrenin aydınlanışını ve gizemli arınmalardan sonra ruhların neyi simgelediğini bileceklerdir. Yalov alanlarında ne şekli, ne ağırlığı, ne zamanı olan, mavimsi, yeşil, kaygan ve sisler içinde belirsiz olan her şeyin dehşetiyle dolu milyonlarca yılın, yıkıcıların egemen olduğu bölgeden uzakta, firavun ruhlarının kazlar gibi ses çıkardığını işitecekler. Doğru kişi, suları o kadar mavi Nil'in, tanrısal nehrin kıyılarında çocukluk perçemlerini kestiği günden beri o kadar sık hayal ettiği o cennetleri tanıyacaklar. Ölülerin Mısır'ında başka bir Nil'i, semavi Nil'i, uzayda olan, Teb'in meyve bahçeleri kadar yeşil olan çayırları görecekler. Korkunç ruh tartılması sınavından sonra artık mutlu olmalılar. Çünkü göklerdeki bahçelerde firavun inciri ağaçlarının gölgesinin serinliğini tadabilen doğru kişiler arasında olacaklar. Kendisi ve ondan sonra ölüm krallığında doğacak olanların hepsi tanrıçaların sütünden içecekler. Bunun için piramit tekstlerinde onlara ağızları doymuş mutlular denir. İsmini Thot tabletlerinde okuduktan sonra doğru kişi
ışığın ve sözün başlangıcında bulunan ilk titreşimi saklayan kozmik yumurtayı, yumurtası içindeki rayı seyredecek. Ruhu tanrısal inek, Hathor Noit'in memesinden ebediyen akan semavi Nil'in yani Samanyolu'nun özünde sevinç duyacak. Zekayla sarılmış ışık saçanlardan Amenti'nin kauları önünde rahibin mumyası başında okuduğu duayı hatırlayacaklar. Beni takdimeler alanında 9 dirsek boyunda bir kau yap. Bana bak. Ben doğdum ve yaşayan bir kuğu şeklinde çıkıyorum. Ra'nın güneş ışığının her yere tesir edici şiddetini simgeleyen Osiris'in aslan kafalı uzvunu da görecek, birlikte başıboş dolaşan, başsız, boyunları aşağıda, yaşam akımlarından yoksun, tersine dönmüşleri, lanetlenmişleri de görecekler. Kendi iç organlarını yiyen ölü krallardan, pislik haline gelmiş lanetlenenlerin bel kemiklerini, içinde kalmış azıcık büyüsel gücü emmek amacıyla kıran ve böylece onları ebediyen kişilikten, dünyadaki eski varoluşlarını yeniden gözden geçirmek arzusundan yoksun bırakan işkenceci tanrılardan kaçacaklar. Uzun zamandan beri kafası kesilmiş vücutları içindeki belleksiz ruhların bulunduğu Buto bölgesindeki faaliyeti, kötü ruhlarla çekişen canavarları kovacaklar. İnek sütüyle yıkandıktan, sırtı bir avuç güherçille temizlendikten, el ve ayaklarının yerinde olduğunu gördükten, bacaklarının hareketine ve konuşma gücüne kavuştuktan sonra, doğru kişi uzun bir değnek alır ve gök yollarından yorulmadan kendisine yaklaşmaması için ölümünü uzakta tutarak dolaşabilir. Artık o tabutunda uzanmış yatarken onu ayağa kaldıran Anubis'le eşit olmuştur. Gökyüzünün dört kapısı önünde, Ra'nın esrarlı ışınımlarının önünde, Shaun'un gücünün dayandığı gök mekaniği kanunlarının ifadesi olan yedi basamaklı Sakmon merdiveni önünde, Isis'in havadan yapılmış yedi gömleğinin önünde, her yaratılışın tohumunu kendine saklayan evrensel tohum Nun'un önünde, sevinci gölgesizdir. 42 tanrının mahkemesi önünde temize çıkmış olan o, önünde ışık ruhlarla kaynaşan Amenti'nin pırıl pırıl parladığını görünce ebediyen yükselmiş olacaktır. Çünkü bu piramit metinlerinde yazılmıştır. Ve yakınları onlara şöyle dua edecek. Heykellerin mihraplarında ebediyen kalsın. Bedenin nekropoldeki mezarında sabit dursun. Batı güzelliklerinle sevinsin. Batı dağından arzunca çıkıp girebilesin. Önünde öbür dünya kapılarının ardına kadar açılışını göresin. Dağda yükseldiği zaman Ra'ya tapabilesin ve ufkun eşiğinde dinlenirken onu yüceltebilesin. Etrafı ebedi bahçelerle çevrili gök havuzlarının kıyılarında her zaman gezebilesin. 700 sihirli formül sayesinde Firavunlar devrinde yaşayanlar ince keten sargılarla sarmalanmış, göğsündeki Osiris'te dirilmeyi simgeleyen altın takısı, vücudunda hiç durmadan akacak Isis'in kanını temsil eden kırmızı donuk akikten düğümü, kalbini gösteren yeşil taştan sakarabesi olan mumyayı terk eder etmez, ölünün sonraki gelişmesine hazır bulunmanın sırrını biliyorlardı. Şüphesiz Tanrılar Mahkemesi'nde doğrulardan bulunan ölülere sayısız mutluluklar vaat ediliyordu. Tanrılar için yeryüzünde geçirilen yaşamın azıcık bir şey sayıldığı açıkça belliydi. Kum çölündeki bir tek kum tanesi gibi. Bununla beraber gelecekteki tanrılaşmaya rağmen bu fani dünyada kabil olduğu zaman kadar uzun kalmak istenir bir şeydi. Ben gökyüzü mekanlarının uzay, sonu olmayan bir sıvı okyanusu gibiyken zamanların ve şekillerin tanrısıyım. Hiç kimse beni doğurmadı. Çünkü her varlıktan daha evvel doğmuştum. Benim adlandırıldığım bütün isimlerin sihir gücünün şefaatiyle gök hiyerarşilerini ve kendi kendini yeniden yaratan maddeyi yarattım. Ben atomum. Ve kozmik okyanusta hiçbir hayat izi yokken ben yine mevcuttum. Ben evrenin başlangıcı ve büyük tabutun içine uzanmış olacağı zaman sonu olacak olanım. Yokluktan nehrin sularının silindiği gibi çoktan silinmiş varlıkların pınarlarını fışkırttım ve bedenimde yarının sayısız varlığını da taşıyorum. Ben atomum ve biliyorum ki ölüler Osiris'te ebedidirler. Çünkü Osiris doğru ve yardım etmeyi sevenler ve Mısır toprağından kötülüğü kovanlar için aynı zamanda ebedi ve sonsuzdur. Evet, bundan böyle temize çıkmış ölü, derinliklerinde Orion'un parladığı parlak burç gruplarının benzeri olarak
Doğat'ın göğüne yükselecek. Nihayet gök boğasını görecek, tanrılarla aynı yiyecekleri yiyecektir. Oysa o belki Nil Vadisi'nde ancak bayram günleri çiğ soğan yiyebilen darlık içinde bir kimseydi. Belki onca karanlık olan o sabah yıldızının parlak bir bölümü olacak, göğün bütün kapıları önünde açılacaktır. Çünkü o kapıları çeviren büyülü sözleri söylemesini bilecektir. Binlerce yıldır dolaşan bozulmazlara karışacaktır. Dünyadaki kil duvarlı yıkıntı evinde, yaşamında o kadar gösterişsiz olan o parlak yeryüzünden bir nefes kadar çabuk silindikten sonra gerçekleşecek geleceğin bu muhteşem hayalini nasıl düşünebilirdi? Osiris olmak. Evet, bütün servetini iki nasırlı eli arasında tutabilecek olan o, Osiris'in parlaklığına sahip olacak. Yüzlerce kuşağın asırlar boyu seyredeceği parlaklığını bir gün bile kaybetmeyen o yıldız olacak. Osiris olarak evrensel ritimlere katılacak, tanrılara eşit olacak, insanların vücudu gibi yaşayan sonsuz olacaktır. Ölünün ruhu, hayatın ve ışığın ebedi kaynaklarına yükseliyordu. Bu serbest ruh, Ba'ydı. Fakat dikkat etmeliydi. Onu kovalayıp rahatsız etmek için ilk cehennemlerde nefesi yeryüzünde yaşayıp ölenlerden hiç ayrılmayan korkunç Set'i karşısında buluyordu. Horus'un gözlerinin kalkanı altında ölü, devamlı yolculuğunu güneş gibi hep yeniden doğarak sürdürebilecekti. Horus'un gözü, kökenini güneşin ışığından alan, onunla birlikte var olan, bu ışıktan çıkıp onunla karışan ruhun ışığını simgeliyordu. Horus'un gözleri, insanları ve eşyayı yaratmıştı. Semavi yüzün gözleri evreni gördüğü zaman, evren vücut buldu. Güneşin ışıkları bir gözyaşı damlası gibi evreni kapladı. Böylece Horus'un gözlerinden dökülenler, insanlara ve tanrılara gerekli olan hayatı verdi. Güneşten dağılan ışık gibi Horus'un gözü bütün realiteyi yarattı. Böylece dünyada yaşayanlar, ölmek için doğmuş yığınlarca varlık, Ra'nın göz bebeklerinden ilk ve dölleyici ışıkla beraber fışkırmıştı. Çünkü Ra insanların bedenlerini gözünün ağlayışlarıyla yaptı. Her ruh gökyüzüne doğru uçar. Güneşte ışımaları canlıların vücutlarını yaratan, yeri güneş olan tanrısal ruhta eriyecektir. Bu evrensel ruh Horus'un gözüdür. Ölü ancak onu tanrılara eşit kılacak, onu ebedileştirecek, sihirli akımı ona verecek, onu saflaştırıp hoş kokulu yapacaktır. Bunun içindir ki cenaze rahipleri ölünün de sırası gelince ışık saçanlardan birisi olması için ölünün heykeline törenle kokular sürerler. Okuyan şöyle der: "Ey ölü, rahibin açtığı gözüne Horus'un gözünün ışığını koyuyorum. Ey ölü, saçlarına Horus'un gözünün ışığını koyuyorum. Ey Amon-Ra, senin için Horus'un gözünü hazırladım. Kokusu sana geliyor. Sana gelen Horus'un gözünün kokusudur. Sen ki reçineyi seversin. İşte semavi kokuların yerini tutanlar. Mür yağı ve mabetlerdeki tütsüler." Mısırlılar iki hafta boyunca ay küçülürken kötülük ruhu Set'in siyah bir domuz şeklinde gökyüzünde Horus'un gözünü yediğine inanıyorlardı. Bir balıkçının koca karınlı sedef renkli bir ay balığını yakalayışı gibi Set bu gözü ağlarında yakalıyor, bu ölüler dünyasına egemen esrarlı gözü su aygırlarına Nil Nehri'nin derinliklerinden gelmiş ışık yansımaları gibi sular boyunca sinsice kayan timsahlara atıyordu. Bunun içindi ki Mısırlılar Osiris'in ruhunun diğer ölülerinki gibi Horus'un gözünde kaybolduktan sonra mumyalaşmış olan ve terk ettiği bedene mumyalama süresince Horus'un ruhunun başına gelenler gibi her çeşit maceraya tabi olduktan sonra dönebileceğine inanıyorlardı. Bunun içindi ki mumya mezarın veya mabedin zemininde dikine konulduğu zaman rahipler Horus, Isis, Neftis, aynı zamanda Tot ve Anubis ruhun saklandığı Horus'un gözünü aramaya koyuluyorlardı. Buradaki eski sırların anahtarları, bu sembollerin anlamları bilinmez. Ne gizemli bir aleme kaçan bu ruhların dış görünüşlerinin ne olduğu, ne de onların hangi karanlık veya aydınlık kuvvetlerin sonu gelmez savurmalar içindeki gezegenler gibi uzaya dağılmış on binlerce iyilik veya kötülük taşıyıcısı haline seçerek getirilmeleri anlaşılamaz. Zamanın başından beri Mısırlılar, Nil kıyısında hayatın çok kısa ve özellikle değersiz olduğuna inanıyorlardı. Kuşkusuz, çok akıllı meraklılar olarak ebedi evlerinde bulacakları avantaj, zevkler ve konfora değer veriyorlardı. Ancak
tek gerçek yaşamın ebedi yaşam olduğunu da biliyorlardı. Bu yaşam onlar için aşağıdaki dünyada ikinci kez doğuşlarıyla başlayacaktı. Çünkü kokulu mumyalarından, annelerinin karnından doğmuş oldukları gibi ölüler evreninin 12 kapısı ardında yeniden doğacaklardı. Ruhlarına gelince, Mısırlılar onu ölüyle aynı yüzü taşıyan bir kuş şekli altında gösteriyorlardı. Ölüm anında bu uçucu ruh, geçici olarak yaşamından ayrılmış bedeni terk ediyor, mezarların kuyularından kaçarak alışık olduğu yerlerde dolaşıp duruyordu. Onu Nil kıyısındaki bahçelerde, firavun incirlerinin dallarında görmek mümkündü. İlkel arzularını hatırlıyordu. Fakat her zaman düşünüp, değerlendirip karar verebiliyordu. Zihni açık, hareketli ve gelişi güzel, ritüel saflaşmadan sonra kendisinin olacak bu ilginç dünyada dolaşıyordu. Fakat cennet mutluluklarına aday olan bu ruhu beslemek, takdimelerle doyurmak gerekiyordu. Çünkü öbür dünyadaki yaşamı, canlıların ona sağlayacakları maddi ilgiye ve onların şefkatine bağlıydı. Ölülerin ruhlarına karşı görevlerini o kadar çabuk unutan canlılara yazıklar olsun. Muskaların kalitesinde veya ölülere verilmesi gereken yiyeceklerde cimrilik yapanlara yazıklar olsun. Evet, Batı Dağı'nda kaybolmuş olan ölüleri artık hatırlamak istemeyenlere kapılarının önüne atılmış büyülü çakıl taşları gibi 3 defa lanet olsun. Çünkü ölülerin aç kalmış ruhu kendi evine dönebilir. Onları beslemekle yükümlü olanları nesiller boyu korkudan bas bas bağırtabilir. Evet, unutulmuş ölülerin çakal tanrı olduğunu görenlere gecenin sessizliğinde şikayetini haykıran Nil'in öbür kıyısından gelmiş büyük kuşu, Osiris'in ruhunu taşıyan Bennu'yu, kadavranın üzerinde süzülen, mumyasına kavuşmak için mezarın kıyısı üzerinde uçan bataklıkların kuşunu, ölülerin insan başlı, insan elli güzel kuşunu görenlere de ne yazık. Mısırlılar, ölüler dünyasının içinde yaşadıkları dünyaya, yani Mısır'a benzediğini düşünüyorlardı. 30 kilometrelik tarım yapılabilir bir şeridin ortasında akan uzun bir nehirle bu alt dünya, Duat dünyası, Firavun Mısır'ı gibi 12 bölgeyi içine alıyordu. İkili Zambak ve Papirüs krallığında 12 nom ve eyalete ayrılmıştı. Duat'ın 12 bölgesinin her biri gecenin 12 saatine denk geliyordu. Birbirlerinden kuyrukları üzerine dikilmiş, ağızlarından ateş saçan, zikkalı geçitlerde saklanmış yılanların, şüpheli ölülerin kendilerini atlatması için dikkatle nöbet tuttukları yüksek kapılarla ayrılmışlardı. Bunun içindir ki ölüler kitabına kapılar kitabı da denir. Aşağı dünyanın bu 12 bölgesi sayısız tanrı, ruh ve sıradan ölülerden oluşan bir halkı barındırıyordu. Ebedi hayatlarını Osiris veya Ptah nezdinde geçirenler hiçbir işkenceye uğramıyorlar, ancak karanlıklarda bir çeşit uyuşukluk içinde sararıp soluyorlardı. O halden onları kurtaracak kayığın yaklaşmasıydı. Güneş kayığı Duat'ın 12 bölgesinde gece yolculuğunu yapıyordu. Kayık onların bölgesine girince alkışlıyor, kayık onları aydınlattıkça canlanıyorlar ve saat geçince aydınlık da kayığın kayboluşuyla sönüyor ve onlar inlemeye başlıyorlardı. Bütün ruhlar şanssız değildi. Büyülü formülleri bildikleri için güneş kayığına kabul edilenler de vardı. Ra'ya gece yolculuğunda eşlik edebiliyorlar ve Ra günün ilk saatlerinde canlanınca onunla birlikte parıldayabiliyorlardı. Birlikte Mısır'ın ebediyen mavi göğünde yükselebiliyorlar, onun yüzü ve ışıması olabiliyorlardı. Güneşin ebedi düşmanı Vadi Engereği Apophis'le savaşırken ona yardım ediyorlar ve her akşam yeniden yeşil yüzlü ölülerin yeraltı dünyasındaki ağır geçişinde ona katılıyorlardı. Duat'ın derinliklerinde tanrısal kayığı, Ra'nın önünden ışık düşmanlarını kovmakla görevli tanrının simgesi canlı bir boğa yılanı olan bir iple yedekliyorlardı. Bu ölüler, beşer yüz senelik adımlarla evlerine gidebilmekten, her boyutta gezip dolaşmaktan ne kadar mutluydular. Gerçekten Teb soylusu, birden kutsal yazıları mı öğrenebiliyor, sonsuzlukta rastlantı sonucu yakaladıklarının iç organlarının pişiricisi mi oluyordu? Çünkü piramit metinlerinde ölüler gecenin kazanlarında karınlarını doyururlar diye yazılıdır. Ölü aniden umursamaz tanrıların önünde kuzey göğünün büyüklerine eşit mi oluyordu? Maddenin maddedekine sahip olduğu gibi. Bundan böyle
Yukarıdaki ve aşağıdaki tanrıların zekasına sahip olan yaratıcı ışıkta, çoğalmak için şekil alan her şeyin derinliklerinde, canlıların düşüncesinde ve gözünde, Mısır'ın üstünde parlayan yıldızlar gibi ölümsüz mü oluyordu? Cennette şu göğsü şişkin akbabada semavi annesini tanıyabilecek, yanında dünyadakinin tersine yeniden ve ebediyen, hiç sütten kesilmeyen bir çocuk olabilecek miydi? Ölülere vaat edilmiş bütün bu vizyonların büyülü açıklamaları, gerçek anlamları neydi? Piramit metinlerinde ölü olanların bir gün kendi pisliklerini yemeye mecbur kalacaklarından korkmamaları, çünkü aralarına karıştıkları tanrılar arasında yiyeceğin ekmek, et ve biranın bol olduğu belirtiliyordu. Piramit tekstlerinde ölüleri geçiren kayıkçının onları kayıktan indirdiği zaman onlardaki saflığın parıltısının artacağı, az zaman içerisinde Osiris'te kişiliklerini bulacakları, Osiris gibi azalarının yeniden birbirine ekleneceği yazılıydı. Herkes o zaman öbür dünyada kalbine, aklına, ağzına, ayaklarına, kollarına ve erkeklik uzvuna sahip olacaktı. Doğat'ın kitabının birinci saati, gecenin birinci saatidir. Ölüler cehenneminin bekçisi olan yılanın ateşi arttırıp şiddetle püskürttüğünü görerek dehşete kapılacaklar. Eğer ölüler becerikliyse, koruyucu muskaları varsa, büyülü sözcükleri biliyorlarsa, aşağı dünyanın üç başlı canavarlarının dikkati dağılacaktır. Canavarın düğümleri arasında kendilerini dokunulmaz kılacaklardır. O zaman batı kapısından öbür dünyanın ilk bölgesine girecekler. İkinci ve üçüncü saatte ruhlar dünyasının kapısı olan Anrutef'ten geçecekler. Ornes ve Osiris bölgesinin soğuk alanlarını keşfedecekler. Yaşayanların, daha hayat nefesi taşıyanların derileri beyaz olup, hiç yeşil olmayanların sınırı, batıdan gelen koçbaşlı güneşi selamlayacaklardır. Ölüler bir kadavra olmuş, aşağı dünyanın 12 bölgesinde, gecenin kayığındaki yavaş yolculuğuna başlamak için, gündüz kayığını terk ettikten sonra, kendi bedeni olmuş güneşi, zamanların başından beri her gün yaptığı gibi Sphinx'in bakışı altında doğmadan evvel selamlayacaklar. Dördüncü ve beşinci saatte doğrular, güneşin, Memphis Nomu'nun şahin yüzlü eski ölüm tanrısı Sokaris'in gizli mağaralarından geçtiğini görecekler. Orada karanlıklar, denizlerin derinliklerindeki sular gibi koyudur ve Ra orada onları görmez. Bununla birlikte çamur gibi kaygan olan ölüler, o emirlerini verdiği zaman sesini işitebilirler. Kutsal kayık, Sokaris'in karanlıklarında kayar ve bu cehennemlerin korkunç gecesinde hemen hemen görünmez uzun bir yılana dönüşür. Altıncı saatte binlerce kuş ruh, ellerinde Horus'un göz bebeklerini tutan acayip tanrıçalar göreceklerdir. Sakare ve Kepri'yi hançer taşıyan beş başlı yılanları göreceklerdir. Yedinci saatte ölüler, şeytanlara karşı haklı kızgınlıklar içerisindeki Isis'in karşısında olacaklardır. Osiris'in düşmanlarını, aslan başlı tanrılar tarafından bağlanmış, yeryüzü göklerinin tersini, yapışkan halkalarıyla cehennemin yedinci dairesini dolduran, ilerlemesine mani olmak için güneş kayığının altındaki suları içen Apophis canavarını görecekler. Sekizinci saatte, neşelerine kavuşmuş ölüler, yer altında yapılmış olan evlerinden güneşi övmek ve parıltısını görmek için çıkan dirilmişlerin gürültü ve seslerini duyacaklar. Dokuzuncu saatten 11. saate kadar Agarit adında cehennem dünyasının su ve ateşini görecekler. Kürekçiler o zaman güneş kayığını terk edecekler ve gizemli mağaralarına dönecekler. Gece yolculuğu sırasında kayığı çekmeye yarayan halat bir yılan olacak ve bir sakarabe güneşe konacak. Nihayet 12. son saatte ölüler, yaşayanların dünyasını ışığa boğmadan güneşin bir sakarabe olarak doğduğunu görecekler. Noit, bacakları arasından çıkıp dışında gözükecek yeni güneşi doğuracak. O zaman ölüler sevinsinler ve canlılar onun ışığını görmek için kalksınlar. Çünkü cehennemin bağrındaki ölüler güneşi yeniden yüceltecekler. İki kardeş, Anubis ve Bata aynı evde yaşarlardı. Anubis evliydi. Bata onlarla birlikte yaşıyor ama ahırda uyuyup Anubis için elbiseler dikiyor ve tarla işlerinin yükünü taşıyordu. Sahip olduğu sığırlarla anlaşabilme yeteneği sayesinde ün kazanmıştı. Sığırlar ona şu bölgenin otu lezzetlidir dediği zaman Bata onları o bölgede otlatırdı. Bu sığırların daha fazla buzağa doğurmalarını sağlıyordu.
İki kardeş bir gün ekim zamanında arpa ve buğday ekerken tohumları bitti. Anubis Bata'yı tohum getirmeye gönderdi. Eve gelen Bata, kardeşinin karısını saçlarını örerken gördü ve kendisine hemen tohum getirmesini söyledi. Kadın Bata'ya saçlarını örmekle meşgul olduğunu ve ambara gidip tohumları kendisinin almasını söyledi. Bata daha fazla tohum götürebilmek için büyükçe bir kap aldı. Kardeşinin karısı ona ne kadar tohum aldığını sordu ve 3 torba arpayla 2 torba buğday tohumu cevabını aldı. Bu oldukça fazla bir miktardı. Zira yaklaşık 220 kilogram ediyordu. Bata'nın gücünü gören Anubis'in karısı ondan oldukça etkilendi. Bata'yı yükünden tuttu ve ona birlikte olmak için bir saat vakitlerinin olduğunu söyledi. Kadın bunun ona iyi geleceğini ve kendisinin ona güzel keten elbiseler yapacağını belirtti. Bata bunu ahlaki olarak dehşet verici buldu ve kafesindeki bir leopar gibi çılgına döndü. Bu büyük bir günah olacaktı. Çünkü abisi ve karısının yanında onların çocuğu gibi büyümüştü. Yine de bu olan biteni kimseye anlatmayacağına söz verdi ve tarlaya Anubis'in yanına döndü. Akşam olunca Bata sığır ahırındaki yerinde uyumaya başladı. Anubis'in karısı ise teklifinin reddedilmesine karşın kurnazca bir plan hazırladı. Anubis eve gelmeden önce karısı kendisini saldırıya uğramış gibi bir hale soktu. Işığı yakmak yerine evi karanlık içinde bıraktı ve bu da Anubis'in kafasını karıştırdı. Normalde Anubis eve geldiğinde ellerini yıkaması için su getiren karısı bu geleneği bozmuştu. Bunun yerine Anubis karısını yatakta perişan bir halde kusarken buldu. Karısı katı ve sıvı yağ yutarak kendini kusturmuştu aslında. Karısını böylesine perişan bir halde gören Anubis olan biteni anlamaya çalışır. "Kiminle konuşuyordun?" der. Hemen konuşmaya başlayan karısı Anubis'e yaşanan olayın tam tersini anlatır ve Bata'yı öldürmesini ister. Kocasına kardeşinin ondan saç örgülerini çözmesini ve kendisiyle bir saat yatmayı teklif ettiğini söyledi. Ayrıca kendisi Bata'ya bugüne kadar bir anne baba gibi davrandıklarını söylemişti güya. Üstelik Bata korkup olan biteni Anubis'e anlatmaması için onu dövmüştü. Anubis'e Bata'yı öldürmesi gerektiğini yoksa kendisinin öldüreceğini söyledi. Öfkeden deliye dönen Anubis henüz sığırları eve getirmemiş olan Bata'yı öldürmek için mızrağını alarak ahır kapısının arkasına saklandı. Ama Anubis'ten önce ahıra giren ilk sığır Bata'ya Anubis'in elinde mızrakla kapının arkasında saklandığını söyledi. Anubis'in ayaklarını fark eden Bata hızla kaçtı ve kovalamaca başladı. Bata, güneş tanrısı Ra Horakti'ye adalet için dua etti ve tanrı timsahlarla dolu bir göl yarattı. Böylece Bata'nın diğer seher vaktine kadar güven içinde kalmasını sağladı. Bata suyun diğer tarafından kardeşine masum olduğunu haykırdı ve olayın gerçek yüzünü anlattı. Anubis'i kurnaz ve onursuz bir kadının doğruluğunu bile kanıtlayamadığı iftirası yüzünden kendisini mızraklamaya kalkmakla suçladı. Güneş tanrısına ettiği yeminleri tutmak zorunda hisseden Bata elindeki yontma bıçağıyla erkeklik organını kesti ve suya atarak kedi balıklarına yem etti. Bata'nın kan kaybından bitkin düşmesi üzerine Anubis gözyaşlarına boğuldu. Ama timsahlar yüzünden kardeşinin olduğu tarafa geçemedi. Bata sözlerinin sonunda Anubis'e orada kalamayacağını, Çam Vadisi'ne gideceğini söyledi. Bata kalbini kendi eliyle çıkaracağını ve bir çam ağacının tepesine asacağını söyledi. Anubis'ten gelip ağacın kesilip kesilmediğini kontrol etmesini ve kalbini kurtarmasını istedi. Zira ağacın kesilmesi onun ölümü anlamına gelecekti. Anubis Bata'nın kalbini alıp su dolu bir kaseye koyarsa Bata gerçek katilinden intikam almış olacaktı. Eğer Bata'nın başına felaket gelecek olursa bunun habercisi olarak bir testi bira Anubis'in ellerinde mayalanacaktı. Bata Çam Vadisi'ne doğru yola çıkarken onuru lekelenen Anubis eve doğru yola koyuldu. Eve vardığında karısını öldürdü ve herhangi bir dini tören yapmadan cesedini leş yiyici köpeklere attı. Bu sırada kalbini söküp Çam Vadisi'nde bir ağaca asan Bata, kendine yalnız başına yaşayacağı bir ev yaptı.
Bata, yaşadığı bölgenin ve Mısır'ın hükümdarları olan güneş tanrısı Enid'e rastladı. Enid, Bata'yı suçsuz olduğu ve yanlış bir şey yapmadığı konusunda bilgilendirdi. Üstelik Anubis, tüm bu olayların sorumlusu olan karısını da öldürmüştü. Bata'nın yalnızlığını gidermek için Ra Horakhti, Tanrı Kunum'a onun için bir eş yaratmasını emretti. Bunun üzerine Kunum, Bata için tanrıların özünü barındıran büyüleyici güzellikte bir eş yarattı. Kunum, Bata'nın eşini yarattığında kader tanrıçaları olan yedi Hathorlar onun şiddetli bir ölüm yaşayacağı kehanetinde bulundular. Cinsel anlamda oldukça çekici bir kadınla kendisini hadım etmiş olan Bata arasındaki evliliğin kulağa oldukça anormal geldiği de bir gerçekti. Bir gün Bata karısına kalbinin bir çam ağacının tepesinde bulunduğu sırrını açıkladı. Bu onun felaketi olacaktı. Bata'nın karısına bunu anlatmasının sebebi, deniz kıyısında yürüdüğü takdirde dalgalar tarafından yutulmaktan korkuyor olmasıydı. Bu zayıflığının karısını kurtarmasına engel olabileceğini kabul etmesi gerekiyordu. Bu uyarıyı yapmasının üzerinden çok geçmeden bir gün Bata çölde ava çıktı ve karısı dışarıdayken deniz kabarmaya başladı. Kadın eve girdi ama evin arka tarafında bulunan çam ağacına takılan bir tutam saçı suya düştü ve dalgalarla Firavun'un çamaşırcılarının işlerini yaptığı Mısır kıyılarına kadar sürüklendi. Kadının saçlarındaki koku yıkanan bütün elbiselere sindi ve Firavun bundan rahatsız oldu. Baş çamaşırcı uzun bir arayıştan sonra saç tutamını buldu. Tanrıların kokusunu taşıyan bu saç Ra Horakhti'nin kızına aitti ve Mısır'a kadar Firavun'un gidip onu Çam Vadisi'nden getirmesi için sürüklenmişti. Kadını getirmek için yollanan ilk gruptakiler Bata tarafından öldürüldü. İkinci kafile atlı savaş arabaları ve Bata'nın karısını değerli mücevherlerle süslemekle görevli bir kadından oluşuyordu. Bu kurnaz plan işe yaradı ve Bata'nın karısı saraya gelmeyi kabul etti. Firavun kadını çok sevdi ve ona sarayda yüksek bir rütbe verdi. Bata'nın sırrını öğrenen Firavun, onun kalbinin nasıl olduğu çam ağacının kesilmesini emretti ve ağaç kesilir kesilmez Bata öldü. Ertesi gün Anubis, testideki biranın aniden mayalandığını fark etti ve Bata'nın bahsettiği felaketi hatırladı. Bunun üzerine Çam Vadisi'ne doğru yola çıkan Anubis, Bata'nın ölmüş olduğunu gördü. Anubis, Bata'nın kalbini aramak için yola koyuldu ve 3 yıl sonra bir meyve şeklinde saklanarak muhafaza edilen kalbi buldu. Kalbi su dolu kaseye koyan Anubis, Bata'nın bedeninin canlanmaya başladığını fark etti. Kardeşinin dudaklarını ıslatıp ona su içirdi ve kalbi bedenine tekrar yerleştirdi. Oldukça cesur bir gençken hadım olmuş bir ölüye dönüşen Bata'nın hikayesi henüz sona ermemişti. Karısının intikamını almak isteyen Bata, oldukça dikkat çeken renkli bir boğa kılığına girdi ve Mısır'a doğru yola çıktı. Anubis boğanın sırtına bindi ve birlikte kraliyet sarayına girdiler. Boğanın güzelliğine hayran kalan Firavun, Anubis'i altın ve gümüşlerle ödüllendirdi. Boğa bedenindeki Bata, Firavun tarafından oldukça iyi ağırlandı. Kendisi için ziyafetler verildi. Bir gün boğa eski karısıyla karşılaştı. Kendisinin Bata olduğunu ve çam ağacının kesilmesine yol açtığı için intikam almaya geldiğini söyleyerek eski karısını korkuttu. Bata ayrıldıktan sonra kadın kendini sağlama almak için plan yapmaya başladı. Bir gün kadın lezzetli bir ziyafetten sonra içkisini içmekte olan Firavun'dan boğanın ciğerini yiyebilmek için söz aldı. Firavun sözünü tutmadı ama tıpkı vaftizci Yahya'nın idam emrini kaldırmaya çalışan Herodias'ın Salome tarafından alıkonulması gibi o da çaresizdi. Ertesi gün boğa adak olarak kesildi. Bata, Firavun'un adamları tarafından büyük geçitte taşınırken kesilen boğazından iki damla kanın yere damlamasını sağladı. O gece kanın damladığı yerde iki büyük avokado ağacı çıktı. Firavun bunun hayra alamet olduğunu düşündü ve kutlama yapılmasını emretti. Firavun artık kraliçe olan Bata'nın eski eşiyle birlikte altın bir atlı araba içinde avokado ağaçlarını ziyaret etti. Ağacın gölgesi altında dinlenirken Bata eski karısının kulağına fısıldayarak halen eskisi kadar canlı olduğunu ve intikam alacağını söyledi. Cazibesini tekrar kullanan kadın,
Firavunu ağaçları keserek mobilya yapımında kullanmaya ikna etti. Marangozlar işe koyuldu. Kadın da onları bizzat izlemekteyken fırlayan bir kıymık ağzına girdi ve hamile kalmasına yol açtı. Tahmin edileceği gibi doğacak olan bu çocuk Bata'dan başkası değildi. Firavun çocuğun kendisinden olacağını düşünüyordu ve sevinç içindeydi. Yeniden doğan Bata biraz büyüyünce kendisini Nübya'daki altın madenlerinin sahibi ve meşru veliahtı kılan kralın oğlu Kuş adını alarak onurlandırıldı. Firavun öldüğünde tahta geçen Bata, Mısır'ın önde gelen yöneticilerini çağırdı. Başından geçen maceraları ve geçirdiği dönüşümleri bir bir anlattı. Bunun üzerine karısı ve annesi olan kraliçe getirildi ve yargıçlar onu yargılamayı kabul ettiler. Tıpkı Turin Müzesi'nde bulunan tarihi komplo papirüsündeki hikayede 3. Ramses'i öldürmek için plan yapmak ve böylece oğlunu tahta geçirmekle suçlanan kraliçe gibi Bata'nın karısının da ne ceza aldığı belirsizdir. Ama her iki olayda da idam ya da intihara celp kararı verildiği kesin gibidir. Anubis veliaht oldu ve Bata'nın 30 yıllık saltanatının ardından artık başka bir formda tekrar canlanamayacağı ölümüyle Mısır Krallığı'nın idaresi büyük kardeşine geçti. Tutankamon'un cenaze salonunun giriş kapısı üstünde burada dinlenen firavunu ebediyeti içinde rahatsız edecek kişiye ölüm kanatlarıyla dokunacaktır diye yazılıdır. Bir çeyrek yüzyıl önce bu dünya zamanının sonuna kadar kanatlı güneş tarafından korunmuş bulunan Tutankamon'un mezarına giren her kişinin üstüne çökmüş olan lanet hatırlanacaktır. Mezarın kapılarının mühürlenişinden, son rahibin, mabedin koruyucusu Anubis önünde, kilden bir kaide üzerinde, titrek bir ışıkla yanan büyülü meşalesini söndürmesinden, yıldızlarla süslü mavi tavan altındaki parıltılı altın kral heykelleri yanına, son çiçek demetlerinin konulup konulmadığına bakılışından ve son duanın okunuşundan beri 35 yüzyıl geçti. Evet, 3500 yıl geçip gitti ve o zamandan beri 100 kuşak insan yok oldu. Bu 3500 yıl boyunca 12 Şubat 1924 günündeki 7 yıllık bir kazadan sonra Lord Carnarvon ve Howard Carter'ın kral mezarına girişine kadar hiçbir zaman hiçbir şey firavunun istirahatini bozmadı. Bir mum ışığında, zamanın gecesinde hiçbir insan varlığının seyretmediğini seyrettiler. Som altından 900 kilo ağırlığında bir tabut ve tabutu koruyan melek kanatlı çıplak tanrıçalar. 3500 yıl önce Tutankamon'un cenaze odasının kapısındaki töreni yürüten rahip tarafından konulmuş kraliyet mühürlerini kırdıkları zaman ne heyecan duydular. Evet, bilinçsiz mezar soyguncusu, seçkin İngiliz arkeologların, genç firavunun dul karısının son anda mühürlerle mezarın kapıları ebediyen kapatılmadan Babil anıtlarında görüldüğü gibi seyrek gül motifleri işlenmiş cenaze şalının üstüne bıraktığı ancak yeni solmuş gibi duran kır çiçeklerinden mütevazı buketi her şeye rağmen suçlu ellerle elledikleri zamanki şaşkınlıkları nasıldı? Fakat tanrıçaların amaçları alışılmamış şeyler olmadığı zaman anlaşılamaz. Lord Carnarvon grubunun hemen bütün üyeleri hiç kimsenin görmemesi gereken şeyi gördükten az bir süre sonra öldüler. Çakal başlı Anubis, birbiri içine konmuş, kenarları dinsel resimlerle süslü ve Ölüler kitabından bölümler yazılı dört sandığının önünde bağdaş kurmuştur. Bu dört sandığın içinde Firavun'un insan şekilli üç tabutunu ihtiva eden sarı kuvartzitten tabut vardır. Şamdanların ışığıyla şöyle böyle aydınlatılmış yarı karanlıkta altının tatlı parıltısı içinde cenaze tanrıçalarının sıkıca sardığı Kral Osiris'in şaşılacak ululuğu gerçekten etkileyici bir görüntüdür. Öbür dünyanın tanrılarının 20. yüzyılın beklenmeyen ziyaretçilerine değil, Kral Tutankamon'a, iki ülkenin efendisine, Ra'nın oğluna, eşyadan çıkan doğaüstü bir ışık içinde hoş geldin demeleri ne ilginç manzaradır. Bir mezara konmuş, bir tek Ölüler kitabının orayı güneş ışığı girmişçesine aydınlattığı doğru mudur? Lord Carnarvon'un ve Howard Carter'ın mumyanın gerdanlıklarını, dövme altından kıymetli taşlar takılmış maskeyi
Altın ve mavi mineden, o eşsiz koyu Mısır mavisinden mücevherleri, asaları, muskaları, lotus çiçeği yapraklarını, sembolik kuyrukları, kamaları, üzerine değişik renklerde cam takılmış 7 altın plaktan oluşan tören önlüklerini, karın ve bacak altın halkalarını, cenaze rahibinin kullandıktan, tören bittikten sonra mezarın bir köşesine bıraktığı panter derisini bir bir çıkarırken elleri titremedi mi? Lord Carnarvon ve Howard Carter, Firavun'un yanında, ayakta, yüzyılların sonuna kadar onu koruyacak küçük kuş ruhunu ellerine aldıklarında titremediler mi? Evet, korkunç bir lanet, uzun zaman mezarın amber renkli ışığında, duvarda resimleri yapılmış ölüm tanrılarının önünde Tutankamon'un mumyasını seyredenlerin peşini bırakmadı. Keşiften az zaman sonra Lord Carnarvon can çekişmeye başladı ve korkunç vizyonlar içinde Tutankamon'un ismini haykıra haykıra öldü. Aubrey Herbert, kralın mumyasını görür görmez hemen hemen o anda toprağa verildi. Sonra Lord Carnarvon'a hastalığı süresince bakan hemşire mezarda onu takip etti. Bütün Teb Ovası'nda ağızdan ağza Firavun'un lanetinden söz edilmeye başlandı. Howard Carter'ın sekreteri, mezarın açılışı sırasında hazır bulunan Lord Westbury'nin tek oğlu, bilinmeyen bir hastalığa yakalanarak gizemli bir şekilde öldü. Sonra sırasıyla Howard Carter'ın yakın dostu Profesör Lefleur, cenaze odasının duvarını delen Arthur Mays, Tutankamon'un mezarına ilk girenlerden ve birkaç gün sonra kendini asan Dr. Evelyn White öldüler. Zamanın bir haber yazarı, bu sonuncu için ona yaşayacağı hayat yerine ölümü tercih ettiren bir lanetten öldü, demişti. Sonra Tutankamon'un mumyasının radyografisini incelediğinin ertesi günü Archibald Douglas Ree anlatılmaz bir fenalık hissederek aniden öldü. Otto Neubert'in bize naklettiğine göre bu kadar gizemli ölümler hakkında kendi adına araştırma yapmak isteyen bir Mısır hükümet mensubu yanına bir yılan oynatıcısı alarak Krallar Vadisi'ne gitti. Araştırmasına başlar başlamaz o da öldü. Bundan sonra da eski Mısırlıların öbür dünyasına yapılan bu olaylı seferden sonra mumyaya ilk dokunanlardan biri olan Douglas Derry, Tutankamon'un silahları arasındaki bir maşrapaya dokunan Jay Davis, Lady Carnarvon, Profesör Bristet, Winlock, Hackness, Sir Alan Gardiner, Foucault, Jay Gould, Joy Wolfe, toplam olarak 17 kişi öldüler. Aynı ekipten bunca ölümü nasıl açıklamalı? Otto Numbert, bir zehir miydi diye yazıyor. Mısırlılar, zehirlerin karışımı hakkında çok büyük bilgi sahibiydiler. Rahipler, ölü odasının taşlarını mı zehirlemişlerdi? Bazı bilginler, etkilerini Mısır'ın kuru ikliminde çok uzun zaman kaybetmeyecek zehirlerin mevcut olduğunu iddia ediyorlar. Gerçek her zaman bir sırla çevrili kalacak. Oak Ridge Atom Şehri'nde çalışan Amerikalı bilim insanları, Mısırlıların atom sırrını bildiklerini farz ediyorlar. Firavunların mumyasına, ışınmaları binlerce yıl etkili kalabilecek radyoaktif maddeler mi koydular? Yalnızca Dr. Howard Carter, uzun yıllar Ölüler Dağı'nın gölgesinde hiçbir canlının görmemesi gerekeni gördükten sonra tam bir sağlık içinde yaşadı.